Antalya'dan Belek'ten iyi akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. Atlantis Deluxe Otel'deyiz. Muhabir arkadaşım Volkan Demir benimle birlikte birazdan Yunus Emre Sel de burada olacak. Trabzonspor'u uzun uzun konuşacağız. Ama biraz sonra aramıza dahil olacak Yunus Emre Sel ve Volkan'a hoş geldin diyeyim öncelikle. Bir gelişmemiz var sevgili seyirciler. Transfer gelişmesi değil. Ekranda şu anda Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor? Demian Comolli ile yollar ayrılıyor iddiası var. Hemen Gökhan Argın telefon attığımızda Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşımla öncelikle bu konuyu konuşalım. Arkasından uzun uzun devam edeceğiz. Sıcak bir gelişme. Söz Gökhan Argın'da. Evet Gökhan. Aykut İnce, iyi akşamlar dileyelim öncelikle. Fenerbahçe'de gün geçmiyor ki yeni bir kriz tabii ortaya çıkıyor. Bugün de aslında Comolli'nin yardımcısı Selina Gürgönç'ün işine son verilmişti. Comolli'nin yardımcılığını yapıyordu. Son dakika olarak düşmüştü ki bugün şu dakikalarda aslında bizim aldığımız istihbaratlar Başkan Ali Koç'un Demian Comolli'yi kulübe çağırdı ve kulüpte kendisinin artık görevine son verileceği, Ali Koç tarafından görevine son verileceği yönünde çok güçlü istihbaratlar, çok güçlü bilgiler aldık. Ama tabii o toplantıdan, yani gecenin bu saatinde apar topar Antalya'daydı dün Demian Comolli ve bir anda İstanbul'a döndü. Herkes tabii ki önce Selina Gürgenci'nin istifası, ardından Comolli'nin İstanbul'a çağrılması, kamptan çağrılması, bir anda tabii ki gözler Başkan Ali Koç'a çevrilmişti ki Paletti transferi, biraz daha geri gidersek Paletti transferinde Demian Comolli'nin Twitter hesabı yoktu. Bir Twitter hesabı çıktı bir gün önce. Aslında bunu da hemen ekleyelim. Ve Twitter hesabında bu transferi Başkan Ali Koç'un yaptığını altını çizerek özellikle belirtmişti Demian. Ve bu Twitter adresi açıldı. Ardından Selina Gürgenci'nin istifası istendi. Ve şimdi Demian Comolli şu sıralarda, şu dakikalarda kulüp binasına girmiş olabilir ki bir saat 9'da Başkan Ali Koç'un onu acil koduyla kulübe çağırdığını öğrendik. Ve şunu da ekleyelim. Artık Demian Comolli ile bu gece yollar ayrılabilir. Bu gelişmeyi size aktaralım ve söz tekrarsa bırakalım. Gökhan, sonuç itibariyle Demian Comolli İstanbul'a indi inecek. Belki de indi. Şu sıralarda kulüp binasında bir görüşme gerçekleşecek bilgisini aldık. Yanılıyor muyum? Aykut Samandıra'ya inecek. Samandıra'dan kulübe geçecekti. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Yani şöyle diyelim. Başkan Ali Koç'un kulüpte 1907 Derneği'nde bir toplantısı vardı. Bu yüzden kendisini İstanbul'a inmişti ama Samandıra'da beklemesi istendi. Ve kendisi çağrılacağı yönünde kendisine bilgi verildi. Ve Demian Comolli saat 9 sıralarında kulüpte olacağı bilgisi ulaştık. Yani kulüpte başkanın odasında şu anda o görüşme başlayabilir ve bu gece Demian Comolli ile yollar ayrılabilir bilgisi bize çok net bir şekilde ulaştı. Ve biz de tabii şimdi gelişmeleri sıcağı sıcağına gelişmeleri takip ediyoruz. İstihbarat ağımızı yeniden karıştırıp yoklamaya devam ediyoruz. Biz bu gece şu dakikalarda sizin açıklama olmasa bile ulaştığımız bilgiler oldukça sana bağlanıp aktaracağız diyelim. Söz tekrar size bırakalım Aykut. Gürcan Bilgiç telefon attığımızda. Sayın Bilgiç selamlar Antalya'dan İstanbul'a. Selamlar Aykut. Kolay gelsin. Paylaştığımız son durumu görüyorsunuz. Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor? Demian Comolli ile yollar ayrılıyor mu? Bu önemli bir iddia. Comolli şu anda İstanbul'da Sayın Başkan Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirecek. Malum meseleyi biliyorsunuz, yardımcısı görevden alındı, bir Twitter hesabı açtı Demian Comolli. Neler oluyor bu noktada? Sizin deneyiminize ihtiyacımız var efendim. Şimdi şöyle biraz geriye gidelim Aykut. Beşiktaş maçı sonrasında Ersin Hoca'nın bazı açıklamaları oldu, hatırlıyorsun. Bu açıklamalar bir gerginliğin işaretiydi. Hatta biz o sırada takım oyunundaydık. Hafta içi detaylı konuşma yapacağım dedi. Hepimiz dedik ki Ersin Hoca bu işi bitiriyor, ayrılıyor. Ve o basın toplantısı da halen gerçekleşmedi bu arada. Bunu da bir kenara koyalım. Yani en son sanıyorum pazartesi günü saat verilmişti bizim çocuklarım, abi arkadaşlara. O gün de gerçekleşmedi. Fakat
Ondan öncesinde Sayın Ali Koç'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin oynadığı Emre Belezoğlu ve Ozan Tufan'la yaptığı bir toplantı vardı. Yediği bir yemek vardı. Biz onu ilk önce şey olarak yorumlamıştık. Ali Koç ilk kaptanı aldı. Takımın durumu hakkında konuşuyor, görüşüyor. İşte onlarla dertleşiyor gibi algılamıştık. Ama sonrasındaki gelişme Ozan Tufan'ın sözleşme imzalamasıyla sonuçlandı. Yani esasında bu bir transfer görüşmesiydi. Ve bu görüşte de Komolli yoktu. Ve bugüne geldiğimiz zaman Komolli yok. Daha sonra Ersun Hoca'nın yaptığı açıklamalar transfer sürecinde, yani önceki transfer sürecinde yaşananlar, bugün geldiğimiz noktada Komolli'nin kendisine sosyal medyada bir hesap açması, Fayet transferinin tamamen başkanın fikri ya da kararı olduğunu söylemesi, ardından diğer transferlerle ilgili kendisine yöneltilen ithamlar üzerine bir menajerlik firması üstünden kendini savunması, beraberinde bu hakaret edenleri veya suçlayanları veya işte iftira atanları mahkemeye vereceğini açıklaması, ondan sonra yardımcısının görevden alındığını resmi siteden belirtilmesi, bunların hepsini topladığımız zaman aynı Ersun Yanal'ın koyduğu tavır gibi Komolli'nin de bir tavır koyduğu. Çünkü daha önce bu yöndeki eleştiriler ya da bu yöndeki açıklamaları Komolli kulübün sosyal medyası ya da kulübün iletişim organları üzerinden yapıyordu. Fenerbahçe TV, YouTube işte ya da Fenerbahçe'nin resmi Twitter kanalı üstünden yapıyordu ya da kulüp en azından bunları yapıyordu. Bugün konuşup değerlendirdiğimiz zaman, mesela sabah bu konuda görüş verdim. Yani böyle bir hesabın başkandan habersiz açılmasının mümkün olmadığını yazmıştım, ben söylemiştim. Ama başka durumları topladığımız zaman hakikaten ortada ciddi bir görüş ayrılığı oluyor. Ve Komolli'nin de görünen o ki dövüşerek çekildiğini anlıyoruz. Twitter hesabı yaptı, bu açıklamaları söyledi, sorumluluğu başkana verdi. Ardından bu yapılan açıklamaların hiçbiri Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sitesi tarafından retweet edilmedi, paylaşılmadı başkaları tarafından. Ortada ciddi bir gerginlik, anlaşmazlık, fikir ayrılığı, ne dersek diyelim yani, olduğu belli. Yani bu yönde bir yorum yaparsak ve Gökhan'ın verdiği bilgiyle geri çağrılıp kulübe gönderilmesi, Komolli'nin bilgiyle eğer bu saydığımız hassas noktaların bir gelişimi ise evet, bir devir bitiyor demektir. Peki, şunu da sormak istiyorum. Bu önemli. Yani böyle bir iddia var. Falette transferi, yani son transferi bu oyuncunun Yanal ve Komolli'ye rağmen alındığı iddiası var. Bugün okuduk. Abi Komolli diyor ki ben bu transferi ben yapmadım diyor. Yani yaptığı tweetinde açık açık söylüyor. Bu transferi ben yapmadım. Bu transferde kararı veren Fenerbahçe başkanıdır diyor. Ki dün sosyal medyada ciddi eleştirildi ve suçlandı Fenerbahçe taraftarı tarafından Komolli. Yani bu noktada bir profesyonelin bunu kendisinin açıklaması zaten belli şeylerin ayrıldığı noktasına gelir. Yani normalde Ali Koç'un bu transferi tamam gidip imzasını yapan Komolli'dir ama karar bize aittir diyor. Yani bir de şu da var Aykut. Yani Fenerbahçe'de futbolcu izlemeye giden isimlere mi bakın? Yani Volkan Demirel gidiyor futbolcu izliyor. Ersun Hoca'nın yardımcısı gidiyor futbolcu izliyor.
Yani bunlar Comolli ile birlikte mi yapılıyor ya da Comolli'nin yöntemiyle mi yapılıyor? Aslında bugün anlıyoruz ki Ersun Hoca'nın yardımcısı veya Volkan Demirel'in gidip izlediği oyuncularla Comolli'nin yaptığı araştırmada seçtiği ya da takibi aldığı oyuncular olmadığını da anlıyoruz bu gelişmelere baktığımız zaman. Yani aslında ipler çoktan kopmuş gibi. Teşekkürler Sayın Bilgiç. Ağzınıza sağlık. Telefon attığımızda Aldin Domaç var. Sayın Domaç, hoş geldiniz transfer raporuna. Alo. Peki, hatta olduğunda Sayın Domaç'a bu konuyla ilgili mutlaka başvuracağız. Görüşüne başvuracağız. Önemli çünkü. Hemen ben bir bu topu Volkan'a vermek istiyorum. Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşım Volkan'a. Volkan, bu ani bir gelişme. Evet. Yani çok telefon diplomasisi gerçekleştirdik. Sen, ben, Göktuğan Argın. Hakikaten kafayı patlattık bu meseleye. Comolli dönemi bitti gibi duruyor. Yani Göktuğan'ı öncelikle tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Önemli bir gazetecilik, önemli bir istihbarat başarısı. Şimdi iki tane gelişme var. Birincisi, dün öğle saatlerinde Damian Comolli Antalya kampına geldi. Ben olayı kronolojik olarak aktarayım. Artık buradan çıkacak yorumları, buradan çıkacak sonuçları da izleyicilerimiz değerlendirsin. Dün öğle saatlerinde Antalya kampına geldi. Burada takımla birlikte olduktan sonra akşamı burada geçirdi. Ardından sabah saatlerinde Damian Comolli'nin bir Twitter hesabı açtığı bilgisi hepimize ulaştı. Bu Twitter hesabında Comolli dedi ki, Faletti transferini Sayın Başkan takıma katkı yapacağına inandığı için gerçekleştirdi. Bu kararı hepimiz saygı duymamız lazım. Burada kal. Bak, bu önemli. Peki Haldun Domaç ne diyor? Sayın Domaç, hoş geldiniz transfer raporuna. Hoş bulduk. İyi yayınlar Aykut. İyi yayınlar Volkan. Ekranı görüyorsunuz herhalde. Evet, ekranı görüyorum. Fenerbahçe'de bir dönem sona mı eriyor sorusunun yanına şunu da yazmak lazım. Acaba bu dönem çok mu uzun sürdü Fenerbahçe açısından sorusunu da yanına eklemek lazım. Gerçekten de Fenerbahçe'nin bu ikinci büyük Terena'dan sonraki ikinci büyük sportif direktör macerası yine hiç de olumlu sonuçlar vermeden bitecek gibi görünüyor. Tabii sonucu henüz netleşmediği için söylüyorum. Bugüne kadar yaptığı transferlere baktığımızda Fenerbahçe'nin kazandığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada ben hatta hep şunu sorguladım. Ya Damian Comolli acaba neden hala Fenerbahçe'nin başında? Yani bir iş, mesela 10 transfer yapıyorsunuz, 8 tanesi hatalıysa bir sportif direktörü işin başında tutmak ne kadar akıllıca bir davranıştır anlamakta zorluk çekiyordum. Ki biliyoruz yani en son Zankalar, Adil Ramiler çok net örnekler ve Fenerbahçe Jairson'u stoper oynatmak zorunda kalacak noktaya geldi. Şimdi hep söylenen şuydu Damian Comolli için, savunulan konu şu. Efendim sadece almıyor, satıyor da. Tamam da önce aldıklarının bir anlam ifade etmesi, satılabilir hale gelmesi lazım ki sonra siz satacağınız oyuncuları tamam demek ki sportif direktörümüz bize bu tür avantajlar sağlıyor diyebilirsiniz. Yani söylenenler şunlar ki ben onlara çok fazla katılmıyorum. İşte bak Napoli'ye oyuncu sattı. Çok önemli bir başarı. Yani tamam da Napoli'ye satılan oyuncunun zaten Avrupa piyasasında pazarı olmuştu. Böyle bir şansı vardı. Keza benzer şekilde geldiği dönem satılan oyuncular konusunda da Giuliano için ve Souza için söylenen sözler. Bunlar onun transfer ettiği, getirdiği ve sonra değerlendirilip satılan oyuncular değil kesinlikle. O açıdan baktığımda ben
Damian Comoli döneminin Fenerbahçe için gerçekten büyük başarısızlıklarla dolu bir dönem olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki şunu da söyledim. Yani Ali Koç'la Damian Comoli'nin nasıl bir sözleşme imzaladığını da anlamakta zorluk çekiyorum demiştim. Özellikle bu Falet transferinden sonra. Çünkü oyuncu belirlerken hep şunu söylememiş miydi bize? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Sizler de dinleyip muhtemelen katkı verebilirsiniz. Benim Avrupa'da müthiş scoutlarım var. Avrupa'yı avucumun içi gibi biliyorum. Ya Avrupa'yı avucunun içi gibi bilen bir sportif direktörün getirdiği oyuncular bunlarsa, yani bu ilişkinin çok çok önceden bitmiş olması lazımdı. Ben bir de şunu söyleyeyim. Evet, bir yeni hesap açtı. Gördüm açtığı hesabı. Ama o hesabı Fenerbahçe'nin takip etmediğini görmüştüm. Acaba dedim bu bir tesadüf mü? Fenerbahçe Comoli'nin hesabını takip etmiyordu. Şu anda ediyor mu bilmiyorum. Çok dikkatimi çekti. Gündüz saatlerinde ona bakmıştım saat 4 gibi. Yani sizin sportif direktörünüz yeni bir hesap açıyor ve o hesap üzerinden Ali Koç'un transferi yaptığını söylüyor. Ve o hesabı Fenerbahçe kulübü takip etmiyor. Bana çok ilginç gelmişti. Ve bugün de şu saatlerde de bu noktaya geldi. Bu habercilik başarısı adına sizi kutluyorum. Ben Damian Comoli döneminin Fenerbahçe için Perenal dönemi gibi son derece kötü sonuçlanan bir dönem olduğunu vurgulayabilirim. Haldun abi, bir de tabii olayın şu boyutu var. Yani operasyonel anlamda Comoli'nin önce yardımcısı görevden alındı. Doğru mu? Arkasından Comoli apar topar İstanbul'a geldi. Şu an görüşme var. Görünen o ki demin Comoli ile yollar ayrıldı. Genel, yani bu söylediklerin birbirine eklediğimizde böyle bir sonuca varmamız gerekiyor. Bütün bunları yan yana eklediğimizde böyle bir sonuca. Zaten az önce Gürcan da söyledi. Ben tekrar olmasın diye söylemedim. Yani sizin eğer uluslararası çapta bu kadar büyük başarılar kazandım diyen bir sportif direktörünüz varsa ve Volkan Demirel İtalya'da oyuncu bakmaya, oyuncularla konuşmaya gidiyorsa, bir kere zaten işin oralarda kopma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Kaldı ki bir önemli nokta, yine tekrar edelim. Falet transferi için eğer başkan bizzat devreye giriyorsa zaten sportif direktörünüz artık devreden çıkmış demektir. Yani bunun daha üzerine konuşmanın anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani ki Comoli'nin sözleri de bu doğrultuda. Başkan bizzat transfer. Başkan bizzat transfer yapacaksa o zaman sportif direktöre ne iş, ne gerek var? Ne iş yapar diye bu soruyu sormamız lazım. Bence gerçek manada bir ikinci bir sportif direktör faciası yaşadı Fenerbahçe. Damian Comoli hiçbir şey yapmadan maalesef, bunu geldiği günde söylediğim için söylüyorum, çok büyük bir yanlıştır, büyük bir hatadır demiştim. O hata Fenerbahçe'ye 1,5 yılını kaybettirdi. Belki daha fazlasını kaybettirdi. Ve Fenerbahçe bu süreçte bence hiçbir kazanım elde edemedi. Ve alınan oyuncular da ortada zaten. Gelen giden oyuncular, Mozuzlar, Ayevler, işte Zankalar, alınan oyuncular da ortada. Çok ilginçtir. Yani özellikle Comoli'nin devreye girmediği, Fenerbahçe'nin takip ederek almaya çalıştığı, söz gelimi Vedat Muriç gibi transferlerin daha doğru ve isabetli transfer olduğunu da söylememizde yarar var diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Sayın Domaç. Devam ediyoruz. Yunus Emre Sel de aramıza katıldı. Yunus'a sözü vereceğim tabii. Senin yarım kaldı. Analizin yarım kaldı. Buyur. Şimdi açtığı Twitter hesabında kullandığı ifade şu: başkan takıma katkı yapacağına inandığı için Falet transferini gerçekleştirdi. Hepimizin buna saygı duyması lazım. Herkesin buna saygı duyması lazım dedi. Şimdi aslında başkanın kararına saygı duyuyor. Bir yandan da transferde kendi dahlinin olmadığını itiraf ya da beyan ediyor. Şimdi işin iki boyutu var. Biz buna diplomasi diyoruz. Farklı bir şey söylerken farklı bir anlam çıkartıyorsun Comoli'nin cümlesinden. Bu zaten gündüz saatlerinden beri hepimizin bu cümle sıkıntı yaratacak beklentisi, düşüncesi hakimdi. Sonrasındaki gelişmeleri aktarayım. Saat 5 civarı akşamüstü İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Oradan Samandıra tesislerine geçti. Samandıra tesislerinde
kısa bir süre kaldıktan sonra başkan tarafından bizzat kulübe çağrıldı. Göktan'ın da ifade ettiği gibi benim de tahminime göre şu anda Ali Koç'la Comolli kulüp binasında bir görüşme halindeler. Şimdi bu görüşmenin sonucunda neler olacak? Şimdi her kurumun belli başlı kuralları vardır. Öyle yılda 800-900 bin euro para kazanıp kafana göre Twitter hesabı açıp tweet atamazsın. Bu bir. İkincisi başkanı... Niye? Kendi şahsına ait bir şey o. Tamam da kulüple alakalı gelişmeleri paylaşamazsın. Ha, ya kendine kurumsal, ait bir hesabı olabilir. Ya kendine ait... Senin yok mu var? Benim yok mu var? Yunus'un yok tamam mu var? Tamam da ben kurumsal bilgiler paylaşırsam orada ayrı, sıkıntı olur. Ondan bahsediyorum. Orada hatayı yaptı diyorsun. Evet. Şimdi bununla ilgili iki tane iddia var. Bir, işte Comolli'nin yardımcısının görevden alınması bir hamlenin başlangıcı olarak gözleniyor. İkincisi de, hayır bu bir gözdağı, Comolli'ye sert bir uyarı. Şayet böyle devam ederse yollar ayrılır. Yani bir süre sonra biraz daha bekleyip bir süre sonra yollar ayrılabilir deniyor. Açıkçası bu toplantıdan veya bu görüşmelerden çıkacak sonuçları ben kısa sürede öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Sayın Başkan bu konuda gayet net kararlar verebilen, eline boyuna tartışıp, görüşüp, fikir alışverişinde bulunduktan sonra gayet net kararlar verebilen bir isim. Comolli'yi gönderecekse de, Comolli'yi görevde tutacaksa da mutlaka haklı gerekçeleri vardır. Falet transferine gelecek olursak... Orayı dur. Bir Yunus'a söz vereyim. Unutma çünkü orası çok önemli. Yunus şimdi düşün bir takımda sportif direktörsünüz. Kulüp başkanı ya da kulüp yönetimi geliyor. İşte Comolli'nin yardımcısını önce görevden alıyor. Fakat buraya kadar tamam ama Comolli'nin önceden söylediği bir söylem var. Falet transferinde dahli yok. Ersun Hoca da onaylamadı. Belli ki bunu kulüp başkanı getirdi ya da kulüp yönetim kurulu kararı aldı. Bilemiyorum. Ve kimseye sormadan, değil mi hani senin yorumundan çıkarttığım soru, bir Twitter hesabı açıyor, bir anda açar açmaz epey bir takipçi sayısına ulaşıyor. Hızlı bir şekilde, ki takip etmişsindir sen de. Ersun Yanal da takip aldı. Bravo. Ama kulüp almadı. Şimdi şöyle bir şey. Zaten Başkan Ali Koç'un Comolli ile ilgili yaptığı sezon başladıktan kısa bir süre sonra yaptığı açıklama da şöyledi. Kendisinden memnun olduğum taraflar da var, memnun olmadığım taraflar da var ama birlikte bir işleyişi sürdürüyoruz şu anda diye bir ifadesi vardı. Şimdi bu palet transferiyle ilgili bu ifadeyi kullanması özellikle sosyal medyada oyuncuya çok ağır eleştirilerin yapılmasından kaynaklanıyor bence. Çünkü oyuncunun transferinin ardından Comolli için istifaya davet eden şekilde Twitter'da hashtagler açıldı ve bu muhtemelen bunlardan bir şekilde o zamana kadar aktif bir sosyal medya kullanması da haberi olmuştur. Ve bu baskıları bir anlamda kırmak için belki de böyle bir savunma mekanizması geliştirdi. Ama tabii ki sen sonuçta kulüpte bir çalışansın ve senin üzerinde bir sorumlu olduğun kişiler var. Ve o yaptığın açıklama her ne kadar saygı duymalıyız dese bile başkanın yaptığı kararı bir nevi eleştiri ve bir nevi ben artık burada dahilim yok, eleştiriler gidecekse başkana gitsin şeklinde çok bir doğru yönlendirmesi oldu. Dolayısıyla buna tabii ki Ali Koç'un bir tavrı veya tepkisi olacaktır. Bunu da basın veya sosyal medya üzerinden değil, direkt çağırarak kendisini yüzüne karşı söyleyecek. Ama Volkan'ın dediği gibi bunun çok kısa süre içerisinde ben sonuçlanacağını, belki direkt olarak yolların ilk etapta, çünkü daha önce böyle radikal bir hatasını ben hatırlamıyorum. Tabii ki transfer başarısızlıkları olabilir ama böyle radikal bir hatasını hatırlamıyorum Comolli'nin. Belki ilki uyarı olarak şeklinde geçecektir ama daha sonra bu tekrarlanırsa muhtemelen yolların ayrılmasına kadar süreç gidebilir. Bak şimdi Yunus'la başka bir pencere açtı. Evet. Doğru bir yorum. Tabii ki yani. Biz herkesin zaten ayrıldı diye vermedik. Gönderecek diye bir şey yok. Tabii. Ayrılıyor mu iddiası üzerinden yola çıkıyoruz. Evet. Belki de Yunus haklı çıkabilir. Ya tespit olarak doğru bir tespit. Belki bir uyarı verir. Ama çok artık gitgelleri olmaya başladı bu meselenin, öyle değil mi? Çok eleştiri alıyor Demin Comolli. Ersun Hoca ile Comolli arasında problem olduğu ifade ediliyor. İşte Sayın Yanal'la Demin havalimanında kulübe, kulüp televizyonuna bir röportaj veriyor. Hayır, bizde bir sorun yok gibi 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 ifadeler var. Yani hepsini böyle alt alta koyduğunda, yapılan transferleri de değerlendirdiğinde, devre arasında da sadece Faletta isminin alınması biraz sanki Comolli'nin iplerini zayıflatan Comolli'nin bugün yaptığı paylaşımlarda, sosyal medya paylaşımlarında
bir menajerlik firmasından da bahsediliyor. Diyor ki benim söz konusu menajerlik firmasıyla en ufak bir ilişkim yoktur. Sadece Luis Gustavo ve Tolga Ciğerci transferleri için yaptığımız görüşmeler vardır. Bunun dışında kendilerinden herhangi bir oyuncu alma durumumuz olmadı. Benim de herhangi bir bağım yok bunlarla. Şimdi bu açıklamanın ardında yatan nedenler de görünmeyen, işin görünmeyen kısmında yatan nedenler de aslında biraz ortalığı karıştıran nedenler. Şimdi daha önce yazılan bir yazı vardı biliyorsun. Fenerbahçe artık bu firmayla çalışacak. Bu firmadan oyuncu alacak. Böyle devam edecek diye. Yapılan ilk transfer de bu firmadan olunca doğal olarak bütün yakıştırmalar Comolli'ye gitti. Şimdi bir sportif direktörle bir menajerlik şirketinin arasında böyle bir söylentinin çıkması zaten doğal olarak o sportif direktörü rahatsız eder. Bu arada şunu söyleyeyim. Yunus'un belirttiği Comolli istifa hashtag'i açıldı mesela dün. Falet transferi resmileştikten sonra. O algıyı ya da o baskıyı başka bir yere yönlendirme ihtiyacı hissetmiş olabilir. Bunda ben insani olarak bir yanlış görmüyorum. Fakat siz, az önce de söyledim, senede 800-900 bin euro kazanan bir kurum çalışanısınız ve o kurumun izni olmadan, haberi olmadan, bilgisi olmadan böyle sosyal medyada kafanıza göre mesaj atamazsınız. Hele ki böyle önemli bir konumdaysınız. En ufak Fenerbahçe çalışanları, en ufak bir çalışanı bile, yani en alt tabakadaki çalışanları bile öyle kolay kolay paylaşım yapamazlar sosyal medyada ki Damian Comolli'nin konumu itibariyle böyle bir şey yapmaması lazım. Ben bunun bir hata ya da bir yanlış anlaşılma falan olduğunu düşünmüyorum. Bence Comolli bu süreci tamamıyla planladı. Ama burada Yunus'a da hak veriyorsun. Kesinlikle. Burada Comolli'nin süreci tamamen planladığını, madem bir transfer yapıldı ve bu transfer üzerinden benim istifam isteniyor, ben insanların gözünde istenmeyen adam ilan edildim, o zaman ben sosyal medyayı kullanıp algıyı başka yöne çekebilir miyim? Bu hamleyi yaptı. Şimdi bu hamle ters tepmiş görünüyor. Son yaşanan, son 2-3 saatte yaşanan gelişmeler itibariyle bu hamle ters tepmiş gözüküyor. Comolli kendini kurtarmaya çalışırken bir anda başkanla karşı karşıya gelmiş gibi bir ortam oluştu alt alta iddiaları koyduğumuzda. Hani tekrar ediyorum, Yunus'un söylediği çok mantıklı. Her insan ilk hatasında gönderilecek diye bir kural kaide yok. Başkan der ki, arkadaşım kendine çeki düzen ver. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Sen öyle kafana göre tweet falan atamazsın. Eğer böyle bir hata bir daha yaparsan seninle yollarımız ayrılır. Ama görevine devam ediyorsun diyebilir. Bu da bir seçenek. Yani sen olsan görevde kalmaya devam eder misin? Comolli'nin yerinde. Comolli bence devam eder. Başkan göndermediği sürece devam eder. Ama başkanın burada vereceği bir karar bence çok net belirleyici olur. Tabii ki Fenerbahçe, dün de konuştuk, belki tarihinin en kritik sezonlarından birini oynuyor, birini yaşıyor. Şampiyonluk gelmezse ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşayabileceği bir dönem öncesinde şu anda. Bu yüzden zaten taraftarın işte falet tepkisi, neden hazır oyuncu gelmedi, stoper gibi kritik bir bölgeye, Comolli'ye olan baskı, Comolli'nin üzerinde oluşan baskısı, bunların sebepleri hep bunlar. Ama başkana da şöyle hak vermek lazım. Başkan sadece bir kişiden sorumlu değil. Başkan bütün kongre üyelerinin oylarını alarak, yani %80'e yakının üyelerin oyunu alarak başkan seçilmiş bir isim ve halka karşı bir sorumluluğu var. Ve doğal olarak da kendi göreve getirdiği Comolli'ye de, kendi göreve getirdiği Ersun Yanal'a da sormadan bazı işler yapabilir. Buna her başkan bu hakka sahiptir. Çünkü en nihayetinde halka, Fenerbahçe kongre üyelerine hesap verecek kişi başkandır. Şimdi falet transferi iyi çıkmazsa da, Comolli'nin ifadesine göre söylüyorum, başkanın kararıyla alındı diyor. İyi çıkmazsa da başkan eleştirilecek. İyi çıkarsa da başkan övülecek. Şu anda böyle bir durum. Yani Aziz Yıldırım demişim. Ali Koç bütün sorumluluğu, bütün yükü üzerine aldı şu anda. Bu tepkilerin artmasında sol bek beklerken sol stoper yani stoper transferinin gelmesinin çok etkisi var mı sence Volkan? Herkes çünkü sol doğru stoper soru. Yani sol bek bekle ilgili de çok ciddi çalışmalar var.
Başkan nezdinde bizzat yürütülen çalışmalar var. Şimdi taraftarın tepkisi anlık, günlük, saatlik olabilir. Ama Comolli'nin bu kadar kolay bir şekilde bu baskıya göğüs geremeyip sen Fenerbahçe gibi 20 milyon taraftarı olan bir kulübün sportif direktörüsün. İşleri iken haddinden fazla övülürsün. İşler kötüyken de haddinden fazla baskı yiyebilirsin. Bu durum böyle. Buna göğüs gererek geleceksin bu göreve. Öyle Twitter hesabı açıp, başkana topu atıp, kendini işin içinden sıyırma girişimi mutlaka karşılığını bulur. Karşındaki adam Ali Koç. Sonuçta bu kadar kolay bazı şeyleri düşünüp planlayıp hamle yapmak Ali Koç'a karşı çok zor bir şey. O yüzden ben yanlış bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bu hamlenin sonucunu kısa sürede hepimiz göreceğiz. Belki görevden alınacak. Belki çok sert bir uyarı alıp göreve devam edecek. Belki de çıkacaklar diyecekler ki bazen böyle oluyor biliyorsun. Comolli ile aramızda hiçbir problem yoktur. Uyumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz gibi kulüplerimizin dönem dönem. Ama bu işte Yunus'un çok doğru bir tespiti var. Bu işte ya işte para cezası veremezsin Comolli'ye. Stada giremezsin, cezası veremezsin. Tesisi yasaklayamazsın. Ya gidersin ya devam edersin. Yetkilerini azaltabilirsin. Daha farklı çalışmasını isteyebilirsin karşılıklı diyalogla. Bunun farklı çözümleri de olabilir. Ama bence ayrılık iddiası da şu an itibariyle çok güçlü gibi gözüküyor. Comolli ile ilgili. Ben çok uzun beklemeyeceğiz bu konuyla ilgili. Bence 24 saat içerisinde olumlu, olumsuz neyse ortaya çıkacak ve hep beraber öğreneceğiz diyorum. Bir açıklama yapılması da şart. Nerelere getirir, ne süreci getirir. Ama bir sosyal medyada yapılan bir cümle süreci ne noktaya getirir? Yani Fenerbahçe ikinci yarı için belki şampiyonluk planları yapıyordu. İşte bir stoper, bir sol bek transferiyle belki hedefe koşacaktı. Şu an çok daha farklı bir gündemle boğuşuyor. Evet. Bir de finansal fair play olarak biraz önce tahkim kurulundan da yapılan bir açıklama var. Zaten inceleme altında olan bir kulüp şimdi çok daha farklı bir gündemle boğuşuyor. Aslında Fenerbahçe'nin transferlerine bakıldığında özellikle stoper transferi noktasında biraz sıkıntı yaşayan bir kulübü görüyoruz. Bir buçuk sezon içerisinde, çok uzun sayılmayacak bir sezon içerisinde. Altı tane transfer Serdar, yaptı stopere. Zanka, Sadık, Rami 5 ve son olarak Falet 6. Bravo. Aynen. 6 transfer yapıyorsun stopere. Yani bir buçuk sezon içerisinde 6 transfer. Burada ciddi de bir başarısızlık bu var aslında. Bu arada Şikerter ile Neuchâtel de gönderildi. Evet. Yani onlar da vardı. Yani çok ciddi bir başarısızlık aslında da, bu. Şimdi kabul et. İyi de ölür, hakkını yeme. Adil olmalıyız. Satışta da iyi para kazandırdı. Elif'i sattı. Dünya para kazandı Fenerbahçe. Bir de De Souza'ları satmıştı değil mi o dönem? De Souza, evet. Başka Giuliano, Fernandao. Ya toplamda satıştı. Ama oradan kulübe para kazandırdı. Tamamını, şimdi yaptığı bir şey de var yani. Bak, yapılan transferlerdeki yanlışların tamamını Comolli'ye yazamayacağımız gibi o satışların tamamında da artıyı Comolli'ye veremeyiz. Bravo'yu sadece Comolli'ye diyemeyiz. Orada başkanın da etkisi var. Orada satışlarda menajerlerin, mesela oyuncunun seçtiği menajerin de etkisi var. Buna benzer etkiler de var. Satış konusunda evet, yani bir başarı var Fenerbahçe'de. Doğal olarak sportif direktör olarak da satış konusundaki başarıları Comolli'ye de buradan övgüler yapabiliriz ama dediğim gibi Haldun abinin söylediği şey çok önemli. Sadece satmakla değil, alırken de kazanman lazım senin. Senin öyle bir mali durumun var ki. Mesela bunu Trabzonspor Allah'a var çok iyi yapıyor. Trabzonspor'u evet. Yapıyor. İşte senin alırken de kazanman lazım. Alırken kazanabildin mi Comolli döneminde? Özellikle ilk sezon için söylüyorum. Güzel tespit. Alırken kazanamadın. Biliyorsun. Neredeyse alınan bütün oyuncuları geri gönderdin. Napoli'ye giden çocuk adı Elif neydi? Elif Elmas'ı Aziz Yıldırım yönetimi getirmişti değil mi? O önceki dönem. Ama demek istediğim, bak bu sezon Fenerbahçe transferde başarılı. Sezon başı itibariyle. Tek tek bak. Vedat, Geri Rodriguez. Gustavo. Kruse her ne kadar performans vermemiş olsa çok önemli bir isim. Efendim. Zanka alındı. Zanka bence kötü bir stoper değil. Fenerbahçe'nin sistemine uygun olmayan bir stoper olduğunu düşünüyorum. Tek tek baktığında iyi transferler yapıldı. Şimdi bunların çoğu Türkiye Ligi'nden bildiğimiz oyuncular. Bu nedenle deniyor ki Comolli olmasa da zaten biz bunları biliyoruz. Ama sonuçta Comolli de o yapının içinde olduğu için bu yılki transfer başarısında Comolli'nin de performansının kötü olmadığını söylememiz lazım. Bu açıdan da değerlendirdiğimizde ilk sezonun başarısız,
İkinci sezonu Ersun Yanal'ın gelişiyle de bak bu da transferdeki başarı oranını arttıran bir etkendir. Ve Ali Koç'un da tabii daha tecrübeli bir başkan olması, yönetimin daha tecrübeli bir yönetim olması ikinci sezonda. Bunlar transferde başarı oranını arttıran etkenler. Fakat Komolli'ye teke tek baktığında şu anda biz konuşurken Fenerbahçe resmi sitesinden bir açıklama gelsin. Damian Comolli ile sportif direktör olarak yollarımız ayrılmıştır. Bundan sonra yolumuza sportif direktörsüz yönetim ve Ersun Yanal'a devam edeceğiz dense Fenerbahçe taraftarının yüzde kaçı üzülür? Bana göre %5 olmaz. 10 olmaz değil mi? Yani %5 bile olmayabilir. O yüzden performans olarak eleştirilen bir sportif direktörken bir de başkanı karşınıza alacak. O başkan en büyük kalkandı Komoli'nin önünde şu ana kadar. Bir de başkanı karşınıza alacak bir hamle yapmanız bence çok büyük bir stratejik bir hataydı. Komoli akıllı adamdır. Fransızlar bu işleri iyi yapar. Böyle satranç hamlelerini. Böyle bir hatayı nasıl yaptı açıkçası ben de çok merak ediyorum. Geri dönüşü olabilecek bir hata mı? Hep birlikte göreceğiz. Peki. Ama ben geri dönüşü de biraz zor görüyorum açıkçası. Daha bu derenin altından çok su akar, evet. Görüntü o. Belki de ama program devam ederken de bir sonuç görebiliriz. Görebiliriz. Ama Yunus'un söylediği şey de %100 yani devam da edebilir. Böyle de bir seçenek var. Evet. A şıkkı, B şıkkı var. C, D yok. Ortası A, yok. B var. Peki. Galatasaray'la devam edelim. Birazdan Levent Üzemen de telefonla yayınımıza katılacak. İstanbul'dan Galatasaray'ı konuşacağız. Trabzonspor'la ilgili sorular çok geliyor. Talisca geliyor diyorlar. Talisca'yı ben de duymaya başladım. Çok, çünkü özellikle bu akşam saatlerinde Talisca dedikoduları ciddi şekilde artıyor. İstiyorsanız şimdi konuşalım. Konuş peki. Şimdi Talisca meselesini konuş. Evet, bu programdan önce saat 14'te Trabzonspor'un barbekü partisi vardı. Başkan Ahmet Ağoğlu'yla orada uzun bir sürece sohbet etme fırsatı bulduk. Kendisi çok net bir şekilde böyle bir görüşmenin olmadığını, oyuncunun gündeme dahi gelmediğini net bir şekilde ifade ediyor. Ve ayrıca diğer bu konularda transferde etkin olan bir isim var Trabzonspor'da. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan. Onunla da görüştüm. Kendisi yine net bir şekilde böyle bir görüşmenin şu anda gündemde olmadığını, asıl konuşulması gerekenin ekonomik olarak harcama limitlerinin Trabzonspor'un böyle transferlere uygun olup olmadığı konusunun olduğunu vurguladı. Dolayısıyla şu anda bakıldığında özellikle Vadoende'ye transferinin gerçekleşmesinden sonra Trabzonspor'un çok fazla transfer yapacak bütçesi kalmadı elinde. Yaklaşık bahsettiğimiz rakam 8 milyon TL civarı bir rakam. Bu transferlerde de özellikle bu bütçeyi harcayan noktayı da stoper bölgesi öncelikli olarak kullanmak istiyor. Stopere çok nokta bir transfer yapmaya çalışıyor Trabzonspor. Tecrübeli, takıma katıldığında oynama ve adaptasyon noktasında sorun yaşamayacak, o bölgeyi toparlayacak, liderlik konusunda Sosa'ya yardım edecek bir oyuncu arayışı var Trabzonspor'un stoper bölgesine. Şu ana kadar çok net bir isim yok, şu isim olacak dediğimiz bir oyuncu söz konusu değil. Ama öncelikli hakkının, kalan bütçeyle ilgili öncelikli hakkının kesinlikle stoperden yana kullanılacağını, belki de başka hiçbir bölgeye transfer yapılmayıp tüm maliyetin stoperde de kullanabileceğini söyleyelim. Dolayısıyla Talisca dedikodularını... Fantastik bir transfer olur. Yani zaten başkanın maliyeti de çok yüksek. Başkanın kendisi hayal diyor. Dün Hüseyin Çimşir maçtan sonra açıklama yaptı. Tabii ki çok değerli, çok önemli bir oyuncu ama biz hayal olarak görüyoruz bu transferi dedi. Maliyeti çok yüksek. Ama insanların bunu konuşmasındaki en önemli etken tabii ki Daniel Sturridge transferi. Çünkü o dönemde... Çünkü o dönemde de ben şimdi onu söyleyecektim. Tam oradan girecektim. Başkana 20 kere sorduk. 20 kere yok dedi. Yani hayal dedi. Olmaz başkan, dedi. Başkan referans değil. Trabzonspor kulübü başkanı ama bizi dinliyorsa... Ama belki de kulüp için doğru olanı yapıyor. Ya, tabii ki. Ama başkandan haber alamazsın. Yani evet, doğru. İmkan ihtimal yok. Ya yani, taraftarların bu beklenti... Yok ya, nereden çıktı? Olur mu öyle şey? Hep dediğini biliyoruz. Ya Bado Endiaye için transferi için de... Onda da dedi. Yani, ama mecbur çünkü rakamların tabii artmaması için. Yani. O da haklı. Kulüp çıkarları için çabalıyor. Obi Mikel transferinden sonraki açıklamasını hatırlayın. Evet. Adam dedi ki... İsimsizlikten sonra 200 milyon zarar ettik dedi. Hatırla. Adam da haklı olarak cebini düşünüyor. Ya Talisca şimdi Çin liginden 10 milyon avroya yakın bir ücret kazanıyor. Şu anda tabii ki orada lig sona erdiği için acaba gelip burada yarım sezon Trabzonspor'u şampiyonluğa gitmesinde katkısı olur mu diye düşünüyor. Evet, transfer gerçekleşse tabii ki katkısı olur. Yani onun Trabzonspor'a katacağı değerleri konuşmak bile şu anda biraz sorun ama şu an maalesef peki. Öyle bir gündem. Madem öyle şimdi akşam saatlerinde bir anda böyle hareketleniyor. Zaten bu saatlerde hareketleniyor. Ya bu soruyu lütfen Yunus Emre'ye söylesin. Lütfen sor, lütfen. Tabii hemen sonra bitirdi sordum. Bitirdi abi bütün Trabzonspor taraftarlarını. Bitirdi abi, gelir gelmez. Ben bu soruyu
yılların Galatasaray yazarı Levent Tüzemen'e sormak istiyorum. Müsaade var değil mi? Tabii. Levent abi hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Aykut. Yunus'a da, Volkan'a da merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba. Teşekkürler. Abi. Şimdi Galatasaray'ı konuşacağız ayrı bir konu ama biz yayına başlarken sosyal medyada inanılmaz bir etkileşim oldu. Gerek bana gerek Yunus Emre Sel'e Talisca ne zaman geliyor? İşte Talisca geliyormuş, imza atılacak gibi çok bir etkileşim var. Ben de sorar mısın dediler. Önce size Yunus'a sordum, şimdi size sormak istiyorum. Vallahi ne dersiniz? Olayı, olur mu böyle bir şey? Talisca Trabzonspor'a gelir mi? Aykut ben senin sesini alamıyorum. Alo. Alo. Duyuyor musun beni? Şimdi geliyor mu Levent abi? Ben sizi şimdi duyuyorum, net anda, duyuyorum. Yani diyorum ki bu Talisca olayı Lucescu olayına benzedi. Herkes antrenör olarken Lucescu'yu arıyordu. Son dönemlerde Talisca herkesin kurtarıcı olmaya başladı. Beşiktaş bir ara düşündü. Sayın Başkan Çebi dedi ki hayal görmeyelim. Ekonomik yapısı mümkün değil. Daha başka tamam diyeceğimiz oyuncular var mı Levent abi? Sizin kulağınız derindir. Mutlaka bir şeyler duymuşsunuzdur. Yani, olacak. Galatasaray'ın politikası ile ilgili. Vallahi Galatasaray hem Fatih Terim'in başlattığı, yönetimine destek verdiği, özellikle Başkan Cengiz'in, Mustafa Cengiz'in Taylan Antalyalı türü oyuncuları tercih ediyoruz söyleminin gündeme gelmesi. Galatasaray'da bir anda geçmişe değil geleceğe yatırım yapılabilecek bir transfer politikası oluşturdu. Şimdi 3 tane oyuncu aldı Galatasaray. Ortalamaların yaşları 22. Yani Galatasaray sol tarafı bir aylık hızlandırdı. Onyekuru'nun zaten eksikliğini sezonun ilk yarısında çekmişti. Babel'le o süratten çıkıp bence el freni bir ortamına düştü. Çünkü Babel el freni oldu. Ajax'a Babel'in gitmesi Galatasaray adına bir avantaj diye düşünüyorum. Yani Babel'le yola çıkmak mümkün değil. Yolda yarım bırakacağını Galatasaray'ı ilk yarıda çok net belli etti. Dolayısıyla Onyekuru Galatasaray'ın sol tarafına hız getirdi. Jesse'yi çok özel izlemiştim. Özellikle takip ettim. Mükemmel çabuk bir oyuncu. Artı kıvrak bir oyuncu ve en önemlisi kalçadan şut atabilen bir oyuncu. Bu önemli bir özellik. Yani bu tür Galatasaray'ın ilk yarıdaki en büyük problemlerinden bir tanesi çok fazla şut atan bir takım görünse değildi. Çabuk hücum edemediği için, pozisyon bulmakta zorlandığı için Galatasaray çok fazla rakip kaleye şut atamamıştı. Zaten gol sayısı da çok az. Galatasaray'a yakışmayan bir gol sayısı var. Az gol yediler ama çok da gol atmadılar. Jesse ve Onyekuru Galatasaray'ın kanatlarını fazlasıyla hızlandıracaktır diye düşünüyorum ben. Büyük bir ihtimalle Galatasaray'a bir orta saha oyuncusu olacak, gelecek. Mutlaka bir stoper gelecek. Eğer şartlar uyarsa da Falcao'yu yedekleyebilecek bir santrfor planda var. Tabii bunlar Galatasaray'dan ayrılacaklar da belirlendikten sonra hayata geçecek. Şu anda Galatasaray'ın yabancı sayısı çok fazla. Ama bunların içerisinde Mariano Nagatomo, Enzonzi, hatta Seri buna dahil Lyon'a gitmek istiyor. Zaten geldiğinden beri mutlu olmadığını söylemişti. Bu 4-2 oyuncu Andone bence Galatasaray'da devam etmeyecektir diye düşünüyorum. Etmemelidir de yani bu saatten sonra ona dayanarak yedek bile düşünmem Andone'yi. Luyendama'nın da sözleşmesi askı alınacak. Galatasaray'dan bir aile oyuncular gidecek ve daha genç, mücadele gücü yüksek, başarıya aç, üstelik aidiyet duygusu taşıyabilen oyuncular Galatasaray'da buluşacak. Yesen'in Galatasaray'ı istemesi, Uruguaylı Solbek'in Galatasaray'a gelmeyi istemesi ve en önemlisi gittiğinden beri Galatasaray'ı aklından çıkartmayan Onyekuru'nun geri gelmesi, hep bu başarıya aş oyuncuların bir araya da buluştuğunu görüyoruz Galatasaray'da. Yani gelecek olan oyuncular, geçmişi olan oyuncularla Galatasaray bir yere gelemedi. Avrupa'da hüsran yaşadı. Ligde de puan olarak çok fazla geride kaldı. O futbolcular
kendi konumlarından dolayı kendilerini vazgeçilmez izledi. Bizim nasıl olsa ayakkabılarımız oynar gibi bir düşünce içerisinde hareket ettiler ve Galatasaray'a ciddi bir şekilde zarar verdiler. Bu bir transfer politikasıydı ama bu transferi Allah'tan ki sözleşme olarak yapmamışlar. Enzonzi ile, Seri ile, bu tür oyuncularla. Mariano ve Nagatomo'nun da son sezonları, sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. Galatasaray'ın bu değişime erken Ocak'ta başlaması ve doğru hedefe yönelik genç oyuncuları, yetenekli oyuncuları transfer etmeleri bence Fatih'in ve yönetim adına bir başarı olarak görüyorum ben. Ama mutlaka Falcao'nun da yanına onu yedekleyebilecek, katkıda sağlayacak bir santrfor mutlaka alınmalı. Levent abi, son sorum. Peki bu durumda herkesin merak ettiği soru şu. Aslında Arda Turan konusunu herkes merak ediyor ama ben seçimi merak ediyorum. Bununla ilgili bence bu soru tam doğru adrese gidiyor size. Arda Turan'la da başlayabiliriz, seçimle de başlayabiliriz. Seçim olacak mı? Bunlar konuşuluyor mu? Kulislerde neler yaşanıyor? Sözü size bırakayım. Galatasaray'da huzurdan rahatsız olan bir takım huzursuz insanlar var. Onlar iyi giden işlere çomak sokmaya bayılıyorlar ve ısrarla Adnan Polat'a yaptıkları olayların aynısını Mustafa Cengiz'e yapmaya çalışıyorlar. Ya bırakın da bir yönetim devam etsin hayatına ya. Bir bırakın da bir dönemini tamamlasın yani. Alıp veremediniz neler var bu insanlara söyle. Hep aynı kişiler. Fotoğraflarını çekip tek tek gazetede yayınlamak lazım ya. Ceviz kabını doldurmayacak şeylerden böyle dağlar yaratarak Galatasaray'ı eleştirmeye çalışıyor. Bugünkü Galatasaray'ın şu anda huzura ve birlikteliğe ihtiyacı var. Ama kendi bu huzursuz insanlar mutsuz olduklarından dolayı huzurlu insanların da mutluluğunu bozmaya çalışıyorlar. Sıkıntı Galatasaray'da bundan kaynaklanıyor. Galatasaray'ın seçime ihtiyacı yok. Galatasaray son bir buçuk yılını şampiyon geçirmiş. Galatasaray ekonomik açıdan artı vermiş, bir düzlüğe gelmiş. Bunu yönetim çalışmaya devam ediyor. Kaybedilmiş olan Florya'yı geri almış. Bundan bile rahatsız olan insanlar var. Evet. Yani Kemerburgaz üzerindeki ipotek kaldırılmış bildiğim kadarıyla. Yani Galatasaray bu mevcut başkanı yani buraya kazık çakacak değil, görevini tamamlayacak, çekecek, gidecek. Artı Galatasaray'a Avrupa'dan men edilmişken Galatasaray'ı Avrupa'ya gönderme UEFA'la yaptığı görüşmelerde, Barco Vizyonlar'da, bir takım tartışmalarda bu başarıyı elde etmiş. Sonuçta bütün takım şu anda kriterlere uyuyor mu, finansla uyuyor mu diye tartışırlarken kulüpler, transfer yapabilecek mi tartışırlarken Galatasaray'ın böyle bir sorunu yok. Galatasaray bu transferleri yapabiliyor. Fatih Terim'le akılcı hareket ediyorlar. Neden rahatsız oluyorlar insanlar? Seçimde seçim, seçimde seçim. Ya bir bırakın ya. Bir birazcık oturun ya. Bir yere gelmemişsiniz. Siz eleştirenlere soruyorum. Galatasaray'da bir yere gelmemişsiniz. Bir tane icraatlarınız yok. Bir tane başarınız yok. Bırakın da başarıyla çalışan insanların huzurunu bozmayın. Yollarına devam etsinler ya. Kusura bakmayın. Bu öfke, bu nefret nedir ya? Çok ayıp yani. Bu Galatasaray'a yakışmıyor. Hiçbir şeyden ders almıyorsunuz. İlle ısrarla seçimle seçimse hep aynı kişiler. Yemin ediyorum isimleri tek tek onları çekeceksin. Afiş yapacaksın, sokağa atacaksın. Bunlar kimdir diye. Ayıptır ya. Birazcık da bir susun ya. Biraz susmasını öğrenin ya. Neyi paylaşamıyorsunuz? Yani Galatasaray'da işler iyi giderken bundan mutsuz olmaya çalışan huzursuz bir kitle var ya. Hep aynı kişiler. Çıkıp konuşuyorlar, eleştiriyorlar. İşleri bu. Başka hiçbir işleri yok. Bir susun ya. Bir susun da herkes işini rahat yapsın ya. Yani bu kadar seçim ne getirir Galatasaray'a? Soruyorum. O adaylar var, şunlar var. Yok ben aday olmayacağım deyip yan cebime koy diyen insanlar var. Ne yapacaksınız ya? Hangi kredi limiteniz var ki bu işleri yönetmeye çalışırsınız? Ortada çalışan bir yönetim var. Neyini beğenmiyorsunuz yönetimi? Efendim insan ilişkileri kötüymüş. Galatasaray'ı doğru yönetsin kardeşim. Sizinle herkesle nikahınıza mı alacaksınız Galatasaray yönetimini? Kusura bakmayın ya. Böyle bir şey son derece, bizler de takip ediyoruz bu Galatasaray'ı. Ama yani yapılanları da görüyoruz ortada. Yani sadece dışarıdan Galatasaray'a yönetimine yapılanlar, başka güçler tarafından yapılan bir sürü şeyler var, olaylar var. Hep
bir takım iftiralar var. Bir de Galatasaray'ın kendi içindeki insanlar bayrak açıyorlar. Ya geçmişte bunu yaptınız. Dursun Özbey istemediniz, arkasına teneke bağladınız. Şimdi bu gitsin, o gelsin diyorsunuz. Siz nesiniz yani? Nasıl mutlu olursunuz? Ben anlamıyorum ya. Bir defa da çıkın, biz mutlu olmak istiyoruz. Bizim başkanlık modelimiz budur diye bir ortaya bir şey koyun. Hep eleştiri, hep eleştiri, hep eleştiri. Sanki kendileri eleştirenler göreve gelseler 10 numaralı iş yapacaklar. Ya kapına bırak, göreve gelse 3 gün sonra görevi bırakırlar ya. Bırakın bunları Allah aşkına. Ben Galatasaray'da seçimin olacağını düşünmüyorum. Peki. Bu konuda da çaba gösterenleri de ayıplıyor. Peki. Peki Levent abi, reklama çıkacağız. Keşke ben bu soruyu en başta sorsaydım. Hakikaten önemli tespitler ama zannediyorum Sayın Tüzemen gazetede de bu meseleyi, Sabah gazetesinde de ele alacak. Teşekkür ediyorum Levent abi, ağzına sağlık. Nezaketen Levent abiyi bir kez daha telefon hattına alacağız. Bu noktada Sayın Tüzemen'in ifade ettiği önemli cümleler var. Yani seçim meselesiyle alakalı lütfen Galatasaray'ı karıştırmaya kalkmasınlar. Artık dışarıda kapalı kapılar ardında demeç vermesinler, Galatasaray'a zarar vermesinler şeklinde ifadeleri oldu Levent Üzemen'in ama reklam arası geldiği için maalesef kesmek zorundaydık. Bence orasını bir tamamlasın. Yanı sıra da Arda Turan meselesini kendisine bir soralım. Çünkü çok kişi Arda Turan'ın Galatasaray'la anlaştığına dair haberler yaptı. Gündeme düştü. Sayın Mustafa Cengiz'in Arda Turan'la ilgili açıklaması, teknik direktör Fatih Terim'in 4 Ocak tarihinde Florya'da konuyla ilgili, Arda Turan'la ilgili yaptığı ifadeler bence son derece önemliydi. Levent Üzemen hatta mı? Birazdan hatta alacak arkadaşlarım. İstanbul stüdyolarında Ercan Şimşek bize yardımcı olacak. Levent Üzemen'i hatta alır almaz meseleyi hemen onunla bir kez daha oturup tartışacağız, konuşacağız. Çünkü önemliydi. Arda Turan'ı Levent Üzemen'e sormak istiyorum. Birazdan hatta olacak. Volkan Yunus, bu kez Yunus'la başlayacağım. Sen Arda Turan meselesine spesifik olarak nasıl bakıyorsun? Galatasaray'ın bir markasıydı bir dönem ama gelsin diyenler var, hayır gelmesin diyenler de var. Şimdi öncelikle Fatih Terim'le barıştıktan sonra artık ben Arda Turan'ı zaten Galatasaray'da diye düşünüyordum, yorumluyordum. Ama özellikle Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra süreç tabii ki çok daha farklı bir yöne seyretmeye başladı. Sonrasında Fatih Terim Mustafa Cengiz'in açıklamalarına katılmadığını, Arda'nın Galatasaray'ın bir evladı gibi olduğunu belirtti nitekim. Şu andaki süreçte bence Arda hala Galatasaray'dan bir işaret, bir haber bekliyor ve Galatasaray'a dönüşü onun yeniden futbola kavuşması, futbolculuğunu hatırlaması noktasında oldukça önemli. Çünkü Ozan Tufan için Sergen Yalçın da buna benzer cümleler kullanmıştı. Ona futbolcu olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz diye. Arda tabii ki bu kadar değil belki ama yeniden o eski gücüne kavuşması, o eski kapasitesine ulaşması noktasında bence ait olduğu, bağlı olduğu renklerde oynaması ona çok daha fazla değer katacaktır. Levent abi yeniden hatta. Reklama çıktığımız için maalesef kesmek zorunda kaldık. Bir yönetimi tekrar toparlayın. Arkasından artık Arda Turan meselesini sizinle konuşalım. Buyurun. Gerçekten işini doğru yapmaya çalışan, Galatasaray'ı doğru yönetmeye çalışan, ekonomik açıdan da zarar vermemeye özen gösteren bir yönetim var Galatasaray'da. Ha, heybet yok diye görüyorlar insanlar. Mütevazi davranıyorlar. Bu mütevazilikten rahatsız olan insanlar var. Yani işleri Galatasaray'a seçirmişler, gelmişler. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bazı insanlar bilerek ve kasten geçmişteki yönetimlere yaptıkları gibi seçim istiyorlar. Seçimden sanki besleniyorlar. O seçim gündeminde yaşananlar, bir grupta çalışmak, birileri bir gruba karşı çalışmak nedir bu ya? Galatasaray'da sıkıntılı bir durum, ortam yok. Her şey açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde anlatılıyor. Her şeye hakimsiniz. İlle ısrarla seçim istemenin bir anlamı yok ki. Yani ben Galatasaray kültürüne sahip olan insanların bu konuda ışığı yönetimin önüne tutarlar ya, gözüne tutmazlar. Bu insanlar gözüne tutuyorlar bile bile kör etmek için. Ya böyle bir anlayış olur mu ya? Galatasaray'da Adnan Polat döneminden sonra ciddi bir eksen kayması oldu. Ya bu nedir böyle? Ne alıp veremedikleri var insanlarla anlamıyorum. Bir her şey ortada. Oturduğunuz insanlar evet Allah var, bu işi iyi yaptılar. Ceplerine 5 kuruş atmadılar. Bu işi doğru yönetiyorlar diyorlar. Sonra da bu yönetim gitsin diyorlar.
Kimin bundan ne menfaati olabilir ki? Kaos yaratmanın kime ne faydası var ki? Bugün bu şartlarda, bugünkü ortamda zaten Galatasaray dışarıdaki kaoslarla uğraşıyor. Bir sürü kaos sorunu var Galatasaray için. Dışarıdaki her şey Galatasaray'ın önüne baraj koymaya çalışanlar var. Galatasaray'la uğraşanlar var. Türkiye'de yani Galatasaray önemli bir camia. Yaptıklarıyla, yapacaklarıyla önemli bir camia. Şimdi bunun içerisinde bir grup sanki birilerinden emir almış gibi bugünkü yönetime gitsin diyor. Ortaya çıkaracakları bir tane aday bile yok. Aday bile yok. Sadece kaos yaratmak, gündemi farklı nokta olarak taşımak, yönetimin moralini, çalışkanlığına zarar vermek, moralini bozmak. Bunlar doğru şeyler değil. Buradan kimse faydalanamaz. Artık o devir geride kaldı. Galatasaray taraftarları 50 bin kişi dolduruyor oraya. 50 bin kişi doldur. Dışarıda da bir sürü insan mı? Yani her şey, bütün dışarıdaki taraftarlarla sohbet ettiğim zaman herkes neyin farkında? Öyle kolay değil bu işler. İnsanları seçime götürmek falan. Ortada Galatasaray'ı zarara uğratmış bir yönetim yok. Galatasaray'ın bir takım asetlerini doğru kullanmamış bir yönetim yok. Galatasaray eğer normal şartlarda olsaydı antrenman yapacak yeri yoktu. Gittiler, anlaşmayı Tokyo'yla mükemmel bir şekilde yaptılar. Flori'yi geri aldılar, Galatasaray yuvasına geri döndü. Bu bile yönetim adına başlı başına büyük başarıdır ya. Yönetim benim, bugünkü yönetimdeki insanlar benim babamın oğlu değil ki. Ama bir Galatasaray'ı takip eden bir insan olarak, geçmişteki yöneticileri de tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Son dönemlerde mütevazi, reklamını fazla yapmayan, gündemde çok fazla kalmayan, gündeme başka konularla getirtilmeye çalışılan bir yönetim var ya. Yönetimin görevi çalışmak değil mi? Çalışıyorlar. Her şeyi anlatıyorlar. Divanda çatır çatır anlatıyorlar. Yani son dönemde de ben de buna şaşırıyorum. Galatasaray divan çok değerli bir yerdir. Galatasaray'ın senatosudur. Galatasaray'da bir sürü şeyde akıl verebilir. Ama ben bir yönetimin bu kadar çok son dönemde divan toplantılarında azarlandığını, Şamaroğlu'nu gibi muamele gördüğüne tanık olmadım. Hiçbir divan toplantılarında bunlara tanık olmadım. Kusura bakmayın ya. Birileri sanki dışarıdan düğmeye basmış. İlle de yönetim gitsin, ille de yönetim gitsin. Siz geleceksiniz de bunları farklı mı yapacaksınız yani? Bırakalım herkes, biz de insanları bu camia açısından tanıyoruz. Neler yaptıklarını, neler yapamayacaklarını da biliyoruz yani. O zaman siz de huzur bulmaya çalışın. Galatasaray'a varsa bir aklınız, onu yönetime sunun. Ama yönetimin önüne ışığı tutun, gözüne tutmayın. Bir daha söylüyorum, gözüne tutmayın şu işi. Yeter artık ya, Galatasaray'ın kaoslara bir ihtiyacı yok. Galatasaray'ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Peki. Hadi kendi huzurunuz yoksa başkalarının huzurunu bozmayın. Peki. Kusura bakmayın. Bu sizin Peki. Sizin analiziniz önemliydi bu konuda. Ya Arda Turan için ne diyorsunuz? Arda Turan bu Galatasaray camiasının evladıdır ve Flore'den yetişmiştir. Galatasaray'a giderken de bazıları gibi, geçmişteki gibi bazı oyuncular gibi para kazandırmadan gitmemiştir. Parasını kazandırarak gitmiştir. Her dönemde de Galatasaraylılığını inkar etmemiştir ve yüreğiyle, cesaretiyle söylemiştir. Barcelona'da oynarken de söylemiştir. Atletico Madrid'de de oynarken söylemiştir. Başakşehir'de oynarken de söylemiştir. Bunu kimse inkar edemez. Bu Arda'nın farklı bir kimliği. Galatasaraylılığından koparamazsınız Arda'yı. Arda'nın fiziksel ve zihinsel performansı bugün Galatasaray'da oynamaya yetmez. Yunus Emre çok güzel bir laf söyledi. Ona soracağım. Dedi ki mesela Arda ile ilgili yeniden ayağa kalkabilir Ozan Tufan için. Ozan Tufan başka bir kulüpte ayağa kalktı. Buna Sergen Yalçın yardımcı oldu. Hoca onun dilinden anladı. Ama onun dilinden Aykut Kocanım anlamadı. Şimdi Fatih Terim'le baktığımız zaman belki Okan Hoca birlikte oynadıkları dönem var. Artı döndüğümüz zaman Abdullah Avcı onun dilinden anlamamış olabilirler. Ben saygı duyarım. Bazı kurumlar özellikle Flora gibi bir mabet, Arda Turan gibi bir oyuncunun ayağa kalkmasına gerçekten yardımcı olabilir. Duygularına farklı bir şekilde hitap edebilir. Bence Arda Turan başkanın dediği gibi geleceğe, geçmişe değil geleceğe yatırımda demekle Başkan Mustafa Cengiz haklı, Fatih Terim haklı. Arda'nın farklı bir noktası var. Taraftarın da bir tepkisi var. Taraftar da şunu hoşgörüyle bakması lazım diye düşünüyorum ben. Arda Turan Flori'ye gelebilir. Bir sözleşmeden para talep etmeyebilir. Yarım sezon ortaya koyar. Oynarsa, Arda olursa, o yeteneklerini sahaya yansıtırsa
hem kendi ayağa kalkar hem Galatasaray ciddi bir katkı sağlar. Onun için bunu Galatasaray yönetimi, teknik heyeti her türlü bu söylemlere rağmen denemekten kaçınmamalılardır diye düşünüyorum. Sonuçta Arda Turan yerli bir oyuncu. Yıldız bir oyuncu. Oyun aklı kaybolmuş bir Arda değil. Yetenekleri kaybolmuş bir Arda değil. Fiziksel ve zihinsel bir eksiklikleri var. Dağılmış, toparlayamıyor. O çünkü aklında hep Türkiye'ye döndüğü zaman bir Galatasaray vardı. Ama Başakşehir'de o zaman Galatasaray almadı kendisini. Dolayısıyla burada bence bunu çok meydanda tartışmaktansa Fatih Terim'le Başkan Mustafa Cengiz yönetim tekrardan Florya'da bir araya gelsinler. İkisi de Galatasaraylı, ikisi de Galatasaray menfaatlerini düşünüyorlar. Sonuçta Arda Turan bedelsiz bir sözleşme imza atar. Galatasaray'da oynama fırsatını eline geçirdikten sonra hakikaten o Trabzon'da Başakşehir'in Trabzon'u yendiği maçta Yunus çok iyi hatırlar. Yunus Emresel. Orada belki de geldiğinden beri oynadığı tek maç, akılda kalan tek maçtı. Bu öyle bir Arda olursa Galatasaray çok şey kazanır. Arda da tekrardan ayağa kalkıp oynamaya devam eder diye düşünüyorum. Ama bu konuda Arda'ya tamamen sırt çevirmenin çok sağlıklı ve mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de altını çiziyorum. Bu Arda Galatasaray'da oynamaz. Ama yetenekler kaybolmaz. Çok oyuncu ayağa kalkmıştır. Ya burada Galatasaray taraftarı 65 gün sakatlık yaşayan Falcao'ya nedir onun adı? Şey yaptı, tolerans tanıdı. Yani Falcao çok bir yıldız olarak geldi. Galatasaray faydalanamadı. Galatasaray taraftarının da bir 5 ay Arda Turan'a karşı geldikten sonra bir tahammülü olmalıdır diye düşünüyorum. Arda da Galatasaray'ı çok özlemiştir. Kaldı ki Arda da Galatasaray'da oynamak için yanıp tutuşuyordur. Bugün Galatasaray yönetimi, Fatih Terim ortak bir karar içerisinde Arda Florya'ya gelsin dediği anda var ya, bence Arda Florya'da yatar, son derece mutlu bir insan haline dönüşür diye olaya ben bakıyorum. Teşekkürler Levent abi. Ağzına sağlık. Hem yönetim boyutu, hem transferler, hem de Arda Turan meselesine açıklık getirdi. Daha doğrusu bir perspektif sundu. Şimdi bu perspektife biz bakalım. Levent abinin yorumları üzerinden gitmekte fayda var. Senin analizini aldı. Ozan Tufan gibi düşündü. Belki Ozan Tufan gibi patlama yapabilir diye yorumunun üzerinden devam etti Levent abi. Sen ne diyorsun yani, geldiğinde başarılı olur mu, ya da sanki biraz yaşı da hani var sonuçta baktığımızda, eski formuna o eski Arda Turan olur mu, Galatasaray taraftarını coşturur mu? Ama şimdi burada çok farklı bir aidiyet duygusu besleyen oyuncudan bahsediyoruz. Yani Barcelona'dayken bile fırsat bulduğunda gelip Galatasaray maçlarını izleyen, her zaman Galatasaraylılığını ön plana çıkaran bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir takıma çıktığı, yetiştiği, büyüdüğü bir takıma çok daha fazla katkı sağlamak isteyecektir. Evet, belli bir süredir futboldan uzak kaldı. Yani oynama süreleri anlamında uzak kalmış bir oyuncu olarak gözüküyor belki Arda Turan, ama az önce Levent abi de söyledi. Yetenek çok kolay kaybolan bir şey değil. O yeteneklerini geri kazanması, özgüvenini geri kazanması için bence doğru kulüp onun adına şu anda Galatasaray gibi gözüküyor. Aksi bir durumda Arda Turan'ı daha kötü bir süreç bekliyor diye düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun Volkan? Levent abi dedi ki Başakşehir'e geldiği dönemde Galatasaray Arda'yı almadı. Belki o gün Galatasaray alsaydı Arda'yı, bu iki seneyi Arda böyle geçirmeyecekti. Şundan dolayı söylüyorum. Aidiyet duygusu, gönül verdiğiniz takımda oynama duygusu ya da doğduğunuz yerde oynama duygusu çok farklı bir motivasyon aracıdır. Bu Arda için geçerli olabilirdi. Bundan sonra da geçerli olabilir. Eğer gelip gerçekten Galatasaray takımına katkı vermek isterse Arda, antrenmanını da farklı yapar. Levent abi dedi ki Florya'da yatıp kalkar. Gerçekten ben bu fedakarlıkları yapacağına inanıyorum. Galatasaray, içindeki Galatasaray sevgisinden dolayı. Levent abinin şu tespitine de %100 katılıyorum. Şu anki haliyle Galatasaray'da 11 oyuncusu olamaz. 15-20 dakika, yarım saatlik belki hamle oyuncusu olabilir. Ama ilk 11 oyuncusu olamaz. 3 ay, 5 ay sonra o ivmeyi yakaladıktan sonra, yükselişi yakaladıktan sonra yeniden yıldız statüsünde bir oyuncu haline gelebilir ama. Ben bunca yıldır, sözü sana vereceğim, bunca yıldır Levent abiyle program yaptığım için Levent abinin o son yüklemini ben şöyle değerlendirdim. Ne dedi? Cümlenin sonu nasıldı Levent abinin? Ben faydalı olacağını düşünmüyorum.
Ben Levent abiyle yıllardır program yapıyorum. Eğer bunu söylediyse bence Arda Turan gelmiyor Galatasaray'a. Ya ama şöyle. Ben öyle okuyorum. Ben gelmesi, altını öyle okuyorum. Ben gelmesi karşıtı olduğuna inanmıyorum Levent abi. Karşıt sadece demedim. Şunu söyledi. Karşıt demedim. Kucak açmalı gibi sen bir ifade. Sen beni yanlış anladın. Hı. Aksine kucak açmalı. Ama ben faydalı olacağını düşünmüyorum dedi. Ama bu haliyle. Levent abinin o metnin altında. 3 ay sonraki halini bilemezsin. O metnin altında Galatasaray'a gelmeyecek var. Şimdi Galatasaray almadı benim ifadesini yorumum. Kullandı ya. Ben direkt aklıma Fatih Tekke geliyor. Fatih Tekke de Rusya'dan dönüyorken Trabzonspor'a mı gelecek, gelmek istiyor daha doğrusu Trabzonspor'a. Ama o dönem Trabzonspor'u onu almadı. Beşiktaş'a gitti ve kısa bir süre sonra Fatih Tekke tabii ki eski performansından çok uzak bir görüntü oldu. Duygusal olarak yıprandı o süreçte ve kısa sürede futbolu bırakma noktasına geldi. Belki de Arda Turan için de şu anda aynı süreç yaşanıyor gibi gözüküyor bana. O Galatasaray'a gelmek istiyordu Barcelona'dan. Şimdi Başakşehir'e gitti. Yine o oynamamayla alakalı, orada beklentilerini karşılayamamasıyla alakalı bir duygusal çöküş yaşıyor şu anda. Bence Galatasaray onun için çok doğru bir tercih olabilir. Ama tabii ki başkan burada karar verecek olan merci ve o çok sıcak bakmıyor bu konuya. Enteresan ama bundan sonra ne yaşanır bilmiyorum. Yunus'un da Levent abi de söylediği gibi başkan çok sıcak bakmıyor. Hoca aidiyet duygusunu ne sürüyor? Hocanın kapıları açık şu anda. Sonuçta hocanın evladı sayılır. Yani evet. O işte elini öpmesi, hani milli takımda yaşananlar, hani şimdi geriye dönüp de ortamı germe niyetinde değilim ama milli takım süreci, sonra gelip hocasının elini öpmesi herkesin önünde, milyonların önünde aslında gerçekten takdir edilmesi gereken bir durumdu diye düşünüyorum. Hoca belki de hani kıyamadı oyuncusuna, kıyamıyor. Ya şimdi Fatih Hoca da sonuçta yıllarca Galatasaray forması giymiş bir futbolcuydu. Galatasaray'da futbolu bırakmanın ne anlama geldiğini en iyi Fatih Hoca bilir. Şimdi Arda'yı da bundan mahrum bırakmak belki bir ömür onun yüreğinde bir yara olarak durur. Şimdi böyle bir fırsat varken şu anda Arda'nın herhangi bir mali bir riski yok Galatasaray için. Taraftarın gözünde biraz olumsuz bakış açısı var ama genel olarak baktığımızda ben transferin önünde çok büyük bir engel görmüyorum. Sadece ve sadece şunu söyleyeyim. Başkanın bakış açısı en başta yaptığı ifade çok net bir şekilde kullandı bu ifadeyi. Dedi ki bizim şu anda takip ettiğimiz isimler arasında yer almıyor. Bunu referans alırsak da bu transfer açıkçası biraz zor gözüküyor. Ama mesela dün Nevzat'la yayınlaydık. Nevzat dedi ki Arda bir şekilde Galatasaray'a gelecek dedi. Bu da işin başka bir boyutu. Sonuçta daha yakından takip eden insanların yorumları ya da duydukları daha sağlıklı olabiliyor. İlk etapta 11 oyuncusu olmayacağını aşağı yukarı herkes söylüyor zaten. Arda da bunu Galatasaray için kabul edecektir. Belki sonradan oyuna girip işte bir silah olarak kullanılmayı vesaire. Ha. Bir düzeltme geçelim. Levent abi yazmış. Arda Turan kendisini verirse, yani kafasını futbola verirse, formaya verirse, etrafıyla uğraşmazsa faydalı olur demiş. Tabii ki. Tamam, orayı düzeltelim. Levent abi şimdi mesaj yazdı. Yanlış anlaşılmasın. Önemli çünkü o. Yani oyuncunun kendisini vermesi lazım. Ben Arda'nın işte Galatasaraylılık motivasyonuyla, doğuştan Galatasaraylılık, Florya'da yetişme, Fatih Terim faktörü gibi birçok motivasyon kaynağıyla çok daha farklı bir çalışma dönemi içerisine girip, daha fazla antrenman yapıp, ekstra çalışmalar yapıp, eski gücüne, yeniden yıldız statüsüne kavuşma ihtimalini açıkçası görüyorum. Psikolojik olarak da bu transfer Galatasaray'a önemli katkılar sağlayacak bir transfer olur. Ama dediğim gibi Galatasaray Başkanı'nın da mutlaka bildiği bir şeyler var ki bu açıklamayı yaptı. Peki Trabzon'a geçelim. Geçelim. Talisca'yı yine soruyorlar. Yunus, yani biz ne desek olmuyor. Çünkü şu hakikaten bizim futbol izleyicimiz çok akıllı. Evet. Çok akıllı, istisnasız. Ülkemizin her yerindeki futbol izleyicisi akıllı. Çok iyi biliyorlar ki Sayın Ağaoğlu'nun ağzından laf alamazsın. Ve hakikaten tabii ki olması gereken de o aslında. Oyuncunun fiyatı artmasın. Bu kulüplere de zarar verir. Ahmet Bey'in storage meselesinde almayacağız dedikten sonra transferin patlaması, gelmesi oyuncunun. Belki NDI için de söyledi değil mi Yunus? NDI için yani İstanbul'a gelip gelmemesi konusuyla ilgili buna benzer bir açıklaması var.
Yani görüşüyoruz dedi, gündemimizdeki isimlerden bir tanesi dedi ama o süreçte tabii Badou Ndiaye ile önemli ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Yani sonuçta normal bunu tabii söylemesi ki. Ama Talisca meselesini bir daha biz gazeteciler olarak, muhabirler olarak elden geçirelim. Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki Trabzonspor taraftarları Talisca'yı takımında görmek istiyor. O isim herkesi heyecanlandırıyor. Sadece onları değil, Trabzonspor'u takip eden bir muhabir olarak beni de heyecanlandırıyor. Sonuçta Talisca şu anda Trabzonspor'un kadrosuna katılmış olsa, zaten ofansif anlamda çok ciddi bir zenginlik olan Trabzonspor kadrosu, yani Sturic, Vakame, Sörloth, arkada Sosa, Mikel, Badou Ndiaye, Abdülkadir Parmak gibi isimlerin olduğu bir kadro ve Abdülkadir Ömür de buna katılacak süre, çok daha fazla zengin olacak ve ofansif anlamda belki de şu anda diğer Süper Lig'deki bütün takımların çok çok kat kat üstünde bir alternatife sahip olacak. Öyle bir transfer gerçekleşmiş olsa. Yani onu katkı sağlayacağına dair zerre şüphe yok. Ama ben şu anda yayın esnasında da konuştum. Yine acaba bir gelişme oldu mu? Çünkü ben de şüpheye düşüyorum. Yani şüpheyi bu kadar yani. Israrla yazanlar var, ısrarla merak edenler var. Yayın esnasındayken de sordum. Kesinlikle böyle bir gündemin olmadığını Trabzonspor yöneticileri çok net bir şekilde söylüyor. Zaten almak istesek dahi buna bütçemiz el vermiyor diyorlar. Yani belki sadece ben değil, Başkan Ahmetoğlu da Talisca'yı kadrosunda görmek ister. Diğer yöneticiler de, as başkan da, başkan yardımcıları da Trabzonspor'un Talisca'yı almasını ister ama ekonomik olarak bunlar çok fazla gerçekleşebilecek mantalitede transferle değil. Talisca şu anda Trabzonspor'a bir şekilde 6 aylığına dahil transfer olsa kulübüne bir kiralama bedeli ödeyecek Trabzonspor kulübü. Oyuncunun kendisine minimum 1,5 ila 2 milyon avro verecektir 6 ay için ki ben o kadar az bir rakama geleceğini de düşünmüyorum. Çünkü zaten yılda 10 milyon avro kazanan bir oyuncu neden böyle bir rakama buraya gelsin? Benim duyduğum o bu arada. 2 milyon avro değil mi? Yani benim duyduğum. Ben Talisca ile ilgili şimdi burada sen varken böyle bilgi veriyor gibi olmayayım. Hı-hı. Trabzonspor'u herhangi bir şekilde takip etmiyorum ama şunu söyleyeyim. Talisca ile ilgili kulübünden 2 milyon euroluk kısmını karşılayın. Maaşından bahsediyorum. Hı-hı. Karşılayın. 6 ay için. O zaman kiralamaya onay verebiliriz size kadar inmiş. Bu 3 ile başlamış. Benim duyduğum o. Şimdi sen de diyeceksin ki kardeşim ben Ahmet Ağoğlu'ndan sordum gündüz. Adam bana bunu söyledi. Şimdi sonuçta başkan bunu söyledikten beyan sonra esastır. Benim bunun üzerine daha fazla spekülasyon yapmam ayıp olur. Ayıp olur. Yani... Ama ben tamamıyla de hiç ilgisiz bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Onu da sana söyleyeyim. Yani ben de az çok transfer piyasasında işte sağa sola aradığımız için sadece Fenerbahçe ile ilgili değil. Bazen denk geliyoruz. Ben Talisca konusunda Trabzonspor'un bir ilgisinin olmasa da en azından bir takibinin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya, tabii ki az önce söylediğim gibi şimdi Başkan Ahmet Ağoğlu da diğer yöneticilerle Talisca'yı kadrosunda görmek ister. Zaten Hüseyin Çimşir de buna benzer bir ifade kullandı. Yani Talisca gibi bir oyuncuyu tabii ki her takım kadrosunda görmek ister ama biz bunu hayal olarak görüyoruz dedi. Yani Talisca gelse şu anda Trabzonspor'a çok fazla katkı yapacağından zerre şüphesi kimsenin yok. Ama bahsettiğimiz rakam 2 milyon avro diyor Volkan. O rakamı bile Trabzonspor verebilse şu anda yani Türkçe tabiri çevirdiğimizde 12 milyona yakın bir, 10 milyona yakın bir doğru rakama tekabül ediyor bu. O zaman Trabzonspor'un esas ihtiyaç bölgesi olan stopere takviye yapma konusunda çok ciddi bir kısıtlamaya gidiyor Trabzonspor kulübü. Oraya belki de ihtiyaç duyduğu özelliklerde değil de biraz da alternatif bir oyuncu alma zorunluluğuna düşebilir. Bu Trabzonspor için biraz geri planda. Şu anda öncelik stoper transferi. O transfer gerçekleşirse sadece sağ kanatta değil her iki kanatta da oynayabilen, özellikle bitiricilik noktasında, skora katkı noktasında fark yaratabilecek bir oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Ben Talisca ile ilgili sadece Trabzonspor tarafından değil, yani oyuncuyu Beşiktaş'a getiren menajerle de görüşme fırsatı buldum. O da şu an itibariyle böyle bir temasın olmadığını söylüyor. Ama yine program içerisinde de yine birkaç kişiye yazdım. Eğer cevap gelirse bu konuyla ilgili daha farklı detaylar ifade ederiz. Ama şunu söylemekte fayda var. Burada tabii ki taraftarları bir hayal kırıklığına itmek istemiyorum. Çünkü o kadar fazla haber yayıldı ki herkes, yani Talisca'nın yarın kampa katılacağını iddia edenler var. Trabzon'daki ilk maça yetişeceğini iddia edenler var. Gerçekten bunlar insanlarda çok ciddi bir beklenti artırıyor. Beklentiyi yükseltiyor. Şu an öyle bir şey yok. Ama tabii ki bu süreçleri siz de çok iyi biliyorsunuz. Yarın olur farklı bir şey gelişir. Onu da bakacağız artık. Yunus, senin mesela gözlemin çok yerindeydi. Hazırlık maçı, Bursa maçı ki yarın yine beraberiz Partizan maçında. İki stoper, sol stoper oynattı. Fernandez, Ivanildo Fernandez
ve yani Hüseyin'i. Macit Hüseyin'i sezonun ilk yarısında mecburiyetten zaman sol stoper olarak değerlendirdi onu Ünal Karaman. Fernandes zaten sol stoper olarak görev yapıyor. Ama Macit Hüseyin'i yani transfer edildiği dönemde asıl mevkisi olarak sağ stoperde görev yapıyor. Ama sezonun ilk yarısında mecburiyetten kaldığı için onu sol stoper olarak görevlendirdi. Ve dünkü karşılaşmada da ikisi birlikte oynadı. Bence çok kötü de bir performans ortaya koymadılar ama yarınki Partizan maçında Hüseyin Kampi ikilisini göreceğiz. Muhtemelen birlikte oynayacaklar. Onlar ligde özellikle son haftalarda daha fazla birlikte oynayan bir ikili. Kampi ilk geldiği dönemde çok fazla eleştiriliyordu. Yani bu transferin Trabzonspor'u şampiyonluk yolunda başarıya taşıyamayacağı yönünde yoğun eleştiriler vardı. Ama özellikle son 5-6 haftadır ortaya koyduğu performansla bence bu eleştirilerin dozajını bayağı azaltmış durumda. Ama hala beklentileri karşılayacak seviyede mi? Orası çelişkili. O yüzden işte Trabzonspor oraya çok nokta, çok isabetli bir transfer yapmak istiyor. Alındığında kimsenin tartışmayacağı, bu isim gerçekten Trabzonspor'a katkı sağlar diyebileceği bence çok tecrübeli bir ismi katacak Trabzonspor oraya. Şunu da ifade etmekte fayda var. Yani tartışalım, konuşalım. Ndiaye transferinden sonra bence bir futbol sever olarak ve maçını anlatmış bir kişi olarak hakikaten o orta sahadaki dinamikliği hissettim, gördüm. Çok faydalı bir transfer yaptı. Çok akıllı bir transfer yaptı yönetim. Hakikaten tebrik edelim. Bir 11 yapsak şimdi otursak burada. 11'i nasıl yaparız? Gerçek 11'i Trabzonspor'un. Bir kere Uğurcan tamam. Zaten kafada. Bir numara Uğur. Pereira sağda, solda Novak. Stoper'de şu an Hüseyin Kamp ikilisi gözüküyor. Yine öyle devam edeceğiz. Yani Hüseyin'i gelmezse, bu Kamp performansıyla belki orayı zorlayacak gibi gözüküyor ama şu an yine Hüseyin Kamp diye düşünelim. Stoper gelirse tabii ki orası tandem değişecek. Ama Hüseyin'le Kamp diye yazdık. Evet. Orta saha? Ndiaye. Banko. Önce Sosa'yı mı yazıyorsun, Ndiaye'yi mi? Ndiaye'yi yazıyorum. Bak şimdi. Ama bence Badu'yu 6 numarada görmeyeceğiz. Çünkü bence Badu'yu biraz daha ofansa yönelik deneyecek Hüseyin Çimşir. Çünkü son maçta sen de fark etmişsindir. Özellikle Kerem Baykuş sakatlandıktan sonra, Onazi oyuna girdikten sonra Badu'yu daha çok forvet arkasında hatta zaman zaman... Oradaki dönemindeki. Evet, zaten orada da yardımcı antrenördü Hüseyin Çimşir. Ondan en fazla verimi 10 numarada aldıklarını düşünüyor. Yani günümüz tabiriyle 10 numara dediğimiz forvet arkası ofansif orta saha mevkinde aldığını düşünüyor. Bence orada daha çok Badu'yu değerlendirmeye çalışacak. Yani iki stop, iki orta sahanın önünde Badu gezen, pres yapan, top alıp dağıtan, kanatları açan, zaman zaman etkili şutlarla skora katkı yapmaya çalışan bir oyuncu niteliğinde değerlendirecek diye ben tahmin ediyorum. Çünkü arkasında Sosa var, Mikel var, Abdülkadir Parmak var ve Onazi var. Onazi'de de bence ciddi bir kıpırdanma var. Orada dörtlü bir rekabet varken Badu'yu bence orada değil de daha çok ofansif orta sahada. Sosa ile Ndiaye'nin yanına üçüncü kimi yazıyorsun peki? İşte orası çok karışık. Ben Abdülkadir Parmak'a yazarım. Yani birçok kişi Abdülkadir Parmak diyor ama Mikel'de de çok ciddi anlamda kıpırdanma olduğunu söyleyeyim. Çünkü özellikle bu bloklar arası geçiş dediğimiz o defanstan topu alıp çıkartma noktasında Mikel Bursaspor'la oynanan hazırlık maçında bence çok fazla sorumluluk aldı. Ama Mikel'le ilgili şöyle bir sorun var. Bunu ısı haritalarında da çok ortaya çıkıyor. Yaklaşık 35-40 metrekare dediğimiz bir alan içerisinde futbol oynamaya çalışıyor. Belki bugüne kadar ondan öyle talep edildiği için öyle oynadı. Onu tam olarak bilmiyorum ama biraz daha hücumsal anlamda ondan katkı bekliyor herkes. Ama Daha hareketli olması. Yani Galatasaray'daki Enzonzi probleminin benzeri. Enzonzi de kötü oyuncu değil. Ama çok belli bir metrekarede oynuyor. Çok yer değiştiren, çok gezen bir oyuncu değil. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden de Parmak çok koşuyor. Evet. İleri geri baskı adam yapıyor. Adam her yere koşuyor. Ama burada Onazi'yi de hiç yok saymamak gerekiyor bence. Eğer Onazi de geçtiğimiz sezon o sakatlığı yaşamasaydı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor çok daha farklı bir noktada olabilirdi. O formuna yaklaşırsa eğer Onazi, orada belki de ilk yazmamız gereken isimlerden bir tanesi Onazi'de olabilir. Ben devam edeyim kendi kafama göre. Ben Sosa'nın yanında şu anda Abdülkadir Parmak'la Mikel arasında gider gelirim. Açıkçası tercihimi çok fazla yapamıyorum. Ben oraya Mikel'i yazarım. Yani Mikel benim de gözüme ısırdı son maçta. Sağda şu anda ciddi bir sıkıntı var Trabzonspor'da. Sağ kanatta kim oynayacak çok belirsiz. Çünkü Abdülkadir Ömür
Şubat sonu Mart başı dönecek. Yusuf Sarı'nın şu anda sakatlığı var, oynayabilecek seviyede değil. Onun dışında o bölgede orijinal mevkii sağ açık olan oyuncu Trabzonspor'da yok. Altyapıdan gelen Behlül ve Safa var. Onları da ben ligde en azından değerlendireceğini düşünmüyorum. Muhtemelen şöyle bir tercih değerlendireceğini düşünmüyorsun. Behlül ile Safa'yı. Şu süreçte yani şampiyonluk yarışı devam ederken direkt onları 11'e koyamazsın. 11'e koyamaz yani. Onlar için de büyük risk olur. Yani teknik ekip için de büyük bir risk olur şu an itibariyle. Ama yetenek olarak gerçekten çok fazla beğendiğimi söyleyeyim. Özellikle çizgiden gitme konusunda hem Behlül hem de Safa oldukça yaratıcı. Bitiricilik noktasında biraz daha üzerine koyması gerekiyor. O kenar ortalarını her iki oyuncunun da çok fazla yaptığını, hatta Behlül'ün içeri kat ederek de sonuca gitmeye çalışan bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Safa'da da özellikle son bir içerisinde o çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Ondan sonra çok ciddi bir gelişim gösteriyor. Şu an için ilk 11 değil ama o bölgeyi zorlayacaklar. Orada şöyle bir tercih yapacak bence Hüseyin Çimşir. Daniel Sturridge veya Ekuban'ı kanattan bir forvet oyuncusu olarak, kanat forvet olarak değerlendirebilir. Yine Abdülkadir Parmak orta sahada oynamadan önce Trabzonspor'da, oradaki performansı keşfedilmeden önce sağ açıkta görev yapıyordu. En azından bu geçiş döneminde eğer bir transfer gerçekleşmezse yine tekrar onu orada değerlendirebilir. Solda zaten Vakame'yi banko yazıyoruz ama onun da alternatif, bu hiç konuşulmuyor aslında Trabzonspor'da. Hep bir sağ açık stoper eksikliğine vurgu yapılıyor. Ama Trabzonspor'da Vakame'yi yedekleyecek veya onu zorlayacak oyuncu noktasında çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor şu anda. O yüzden de Vakame'nin formunda biraz düşüş var. Fıratcan Üzüm var arkasında ama o beklenen performans, onu zorlayacak performansı şu ana kadar sergileyebilmiş değil. Vakame'yi orada yedekleyecek, zorlayacak bir oyuncu noktasında çok ciddi sorun yaşıyor bence Trabzonspor. İşte o yüzden az önce söylediğim gibi direkt sağ açıkta oynayacak bir oyuncu değil de iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu arayışı var transferde Trabzonspor'un. İleride Sörloth'u koyuyorum ama Daniel Sturridge bakalım nasıl olacak? İkinci bir forvet mi olacak? Ekuban'ı unutuyoruz. Yani sakatlık Ekuban yaşamasa sezona en iyi giren adamdı. Ve buraya bir de diyoruz Talisca eklenirse ne olacak şimdi? Yani çok zor. Ben Hüseyin Hoca'nın yanında olmak ama istemez kimse. Ama bu tatlı bir sıkıntı. Yok tabii, tabii yok canım. Ama yok diyorsun. Yok, olur bir de Talisca gelirse. Hayır. Yani insanlar onu beklenti içerisinde söylüyor ya. Ben görüyorum sosyal medyada bir herkes şu kadroyu bir görsek diye paylaşımlar yapıyor. Orada görüyorum ya. Haklı onlar ama bile insanlar ama yani. Ama müthiş bir heyecan var biliyor musun? Yani yıllar sonra ben Trabzonspor taraftarında bu kadar heyecanın yükseldiğini ilk kez görüyorum. Kesinlikle. Gerçekten ama tek tek baktığında da oyunculara o heyecanı veriyor sana. Yani şimdi Envekame'yi hepimiz eleştirdik yani. İlk yarıdaki performansı işte büyük maçlarda. Çünkü geçtiğimiz sezon beklentiyi çok yükseltti. Ama geçen sezon adam uçuyordu. Uçuyordu. Ekuban sakatlanmasa bir şey söyleyeyim, belki devre arası Ekuban transfer bile yapabilecek seviyeye gelebilirdi. Evet, doğru. Büyük bir transfer yapabilecek seviyeye gelebilirdi. Çünkü o fiziksel şeyi yakalamıştı, ivmeyi yakalamıştı. Aynı şekilde Abdülkadir, hiç konuşmadığımız Abdülkadir Ömür. Şu an sezon başında Trabzonspor'un bugün 20 milyon euro civarı bir paraya satmadığı bir oyuncu. Bugün sırf takım arkadaşlarına moral vermek için, destek vermek için tedavisini yarıda bırakıp Almanya'dan Trabzonspor'un kampına geldi. O da bence hem kendisinin buraya duyduğu aidiyeti hem de kendisinin de ne kadar heyecanlı olduğunu, sahalara dönme konusunda ne kadar istekli olduğunu da bir göstergesi bence. Yunus bir de çok dönecek. Yunus iyi analiz etti hakikaten. Fotoğrafı çok güzel çekti. Mesela Bursa maçında öncesinde konuştuk. Devre arasında konuştuk zaten maç sonu da. Dikkat et Aykut abi dedi. 36 kişiyle burada Trabzonspor değil mi? Evet. Bir 11'le çıkacak, ikinci 11'i sen gör dedi. Giren her oyuncu inanılmaz yetenekli yani. O saydığı Atakan var. Mesela Atakan benim çok hoşuma gitti. Zaten o maçta en dikkat çeken isim Atakan Gündüz'dü. Stoper. İlk hamle müdahalelerinde, ilk müdahalelerinde gerçekten çok başarılıydı. Maşallah Atakan, Behlül, Safa zaten. Ben de çok beğendim hakikaten. Kerem sakatlanmasa iyi gidiyordu. İyi Baykuş. Kerem Baykuş. Evet. Çünkü şöyle, biz anlatım yeri çok yakın. Yani görüyorsun her şeyi. Yani bir teknik direktör seviyesindeyiz biz yani, değil mi? Evet. Her şeyi çok net bir şekilde görüp analiz edebiliyorsun. Ya öyle isimler kampa getirilebilir. Serkan Hasan mesela. Serkan Hasan bence o maçta biraz heyecan yaptı gibi geliyor bana. Çünkü ben yine de beğendim çocuğu. Ben de beğendim ama çok daha iyisini yapabilir. Yaptı daha önce. Çok daha iyi denen yaptı özellikle Avrupa maçlarında. Çok daha iyi bir performans ortaya koydu Serkan Hasan. Serkan diyor ya videosu var onun meşhur. Ha, değil mi? Evet, çocukluk o zaman videosu. Hayat zor.
Ve o zamanki paylaşımda şu ifadeyi kullanıyor. Forvet'te o zaman attığım golleri hatırlamıyorum diyor. Şu an sağ bek. Yani bir oyuncunun gelişiminde nereden nereye geldiğinde mesela çok net gösteriyor. Oray da çok iyi bir oyuncu. Hava topu hakimiyeti, top saklama becerisi. Soru diyorsun, evet. Değil mi? O Fenerbahçe maçında oyuna girdi. Ünal Karaman ona çok güveniyordu gerçekten. Çok iyi bir oyuncu. Maşallah yani. Çok kuvvetli. Tam bir santrafor. Bir de ben Erce kardeşlere de ayrı parantez açayım. Çok iyi kaleci. Babası eski Bursaspor'lu kalecisi Eser kardeşler. Arda, o da Bursaspor maçında oyuna girdi sonradan. Çok inanılmaz. Erce kardeşler, Arda değil. Biliyorum, yok, Arda'yı sorma sordu. Geçen bir sezon Arda'yı ben çok beğenmiştim. Bir maçta oynadı. Dikkat et. Yunus da zaten anlatım sırasında vurguladı. Maşallah yani yine iyi bir kalecimiz geliyor. Ya burada ama şuna vurgu yapmak Türk gerekmiyor mu Aykut Hoca? Geçtiğimiz sene Trabzonspor transferi yasağı aldığında pilot takımı 1461'den şu an burada olan bazı oyuncuları alıp oynatamadı. Çünkü Türkiye'de futbol statüsü buna izin vermiyor. Çok uğraş verdi Trabzonspor. Bir rezerv lig sıkıntısı bence ülkede çok ciddi şekilde yaşanıyor. Şu anda İngiltere'de herhangi bir takım altta oynattığı oyuncuyu çok rahatlıkla alıp oynatabiliyor. Trabzonspor'un bir sürü genç oyuncusu var ama oradan alıp onları oynatamıyor. 1461 çünkü projesi bak, sizin 11'inizi yapmış proje. Arkadaşlar görüyor musun? Yunus, itirazın var mı buna Volkan? Benim var abi. Abdülkadir Parmaksız bir 11'i kabul etmiyorum. Charlotte var. Charlotte zaten. Banko. Yunus. Çok uzun zaman sonra Trabzonspor ilk kez devre arasında bir forvet transferi yapmak için çaba sarf bravo, ediyor. Bravo. Bak, yani o kadar yıllar rahat. Transfer yaptı ki. Yıllar sonra değil mi? Evet. Şimdi aslında Crystal Palace'ı şu anda düşünüyorum. Cenk Tosun'u kadrosuna kattı, katmak üzere gibi. Charlotte'u acaba Trabzonspor'a verdikleri için bir pişmanlık yaşıyorlar mı? Sonuçta satın alma opsiyonu Trabzonspor'un elinde ve kullanacak muhtemelen Trabzonspor. Yani izliyorlar, takip ediyorlar. Orada Zaha ve Ayev yani devşirme forvet gibi oynuyor. Zaha gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor ama esas aslında kanat oyuncusu. Kanat bu ikisi de. Evet. Esas mevki forvet olan noktasında Benteke'den sonra biraz sorun yaşıyor Palace. Bence Charlotte'u biraz pişmanlık yaşıyorlar. Sen sağ açık kimi söylemiştin? Ben sağ açık şu anda Sturridge oynayacak gibi. Evet. Senin 11'in bu. Evet. Bu Yunus Emre senin 11'i. Senin ama parmak konusunda ben de Volkan'a katılıyorum. Benim orayı Mikel yerine Abdülkadir Parmak'a yazar mısınız lütfen? Bir de Volkan'ın kim abi, yok. Abdülkadir Parmak bizim çocuk diye kimse beğenmiyor çocuğu. Hayır. Kimsenin öyle bir şey söylüyor. Eğer bir takım şampiyonluğa gidiyorsa, bu ölçeği varsa Trabzonspor, camia, taraftar, dünyaca ünlü, uluslararası arenada tecrübesi olmuş bir oyuncuyla bu yolda mücadele etme. Abdülkadir Parmak'ın da uluslararası bir tecrübesi var. Milli takıma seçiliyor. Abdülkadir Parmak'a bir şey demiyorum. Çok da beğenirim. Ama zaman ama gösterecek. Ama Obi Mikel'le yola çıkarım. Ben kendi görüşüm bu. Sizin görüşün. Benim ama görüşüm. Ben de zaman içerisinde belki sizin dediğiniz şekilde de başlayacak Trabzonspor. Yani Obi Mikel Sosa gibi başlayacak. Yani. Parmak'la başlayacak. Ama belki Sosa Mikel başlayacak muhtemelen ama zaman içerisinde bence Parmak o formayı tekrar geri alacak. Tekrar alır. Onu bile ama Obi Mikel dediğinde belki de yarınki maçta çok bizim çocuk olmanın kadar bizim çocuk olmanın şeyini mi çekecek yani ceremesini mi yaşayacak diye. Yok canım, olur mu öyle şey? Yok, ben gerçekten 11 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ya adamın o Samsunspor'a gönderilme aşamasından milli takıma kadar gelen bir serüveni var. Evet. Gerçekten kitap yazılır. Doğru, çok doğru bir tespit. Yani, özellikle o sağ açıktan orta sahaya evet, kayma serüveninde çok farklı. Mecburiyetten o da biliyorsun. Yani tabii, çok fazla sakatlık oldu. Maç içerisinde bir an orta sahada çok sakatlık olunca teknik ekip kenardan müdahale ediyor. O da kabul ediyor. Orta sahaya geçiyor ve çok farklı bence, bir Abdülkadir Parmak Türk görüyorsun. Türk futbolu için çok özel bir oyuncu. Biraz garip gelebilir bu söylediğim. Bu kadar yıldız oyuncu içerisinde çok fazla Abdülkadir Parmak'ın planı çıkarmam. Bak şimdi Dorukhan sakat. Ozan Tufan iyi gidiyor. Milli takımda Allah korusun Ozan'a bir şey olsa çift yönlü oyuncumuz bizim kim var? Doğru, haklısın. Yok. Abdülkadir var. Parmak var. Zaten Abdülkadir Parmak muhtemelen hoca çağırır Şenol. Ha bu arada Şenol Güneş de yarın akşam A Spor'un canlı yayına katılacak saat 20-21 arası sayın seyirciler. Teknik direktör, milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş A Spor'da Serkan Korkmaz'ın sorularını Antalya'dan Belek'ten yanıtlayacak. Muhtemelen orada da bu konu konuşulur ama Abdülkadir Parmak, ben Abdülkadir Parmak çok yetenekli bir oyuncu ama hani şu bir taraftan da realist düşündüğümde
İşte orada oynamış, şampiyonluklar yaşamış, görmüş, etmiş, deneyimli. Ya tabii ki tecrübesi hayal ettiriyor. Ben tercih hayal ettiriyor. Bu kadar parmağı beğenmediğim anlamına gelmez. Prag maçı sonrası bir basın mensubu Trabzon'da hocayı soruyor. Yani Trabzonspor'dan şu anda kimi takımında görmek istersiniz diye. Hiç tereddüt etmeden 61 numaralı oyuncuyu takımında görmeyi çok isterim. Çok yaratıcı, çok farklı bir oyuncu dedi. O 61 numaralı oyuncu da tabii ki Abdülkadir Parmak. Demek ki bizim baktığımız gözle teknik direktörlerin baktığı göz çok daha farklı. Tabii, onlar mücadeleye, sahada basmadık yere, hırsa, özellikle top kazanma becerisine çok daha farklı bir gözle bakıyor. Abdülkadir Parmak da o noktalarda bence oldukça iyi. Orta sahada kafamı karıştırdınız. Bence izleyicinin de kafası karıştı. Şimdi bir anket daha açalım. Sayalım. Bak sağ taraf. Yarın göreceğiz bence. Yarınki muhtemeli sayalım bence. Yarınki say. Uğurcan mı oynar? Yok, Uğurcan oynayamaz. Hayır, ben sana önümüzdeki sezonun 17'lik maçın ana iskeletini sordum. Tamam. Yarın tamam. Yarını sen zaten biliyorsundur. Onu söylemeye bile gerek yok. Kesin biliyorsun. Uğurcan. Evet. Pereira, evet. Novak. Evet. Hüseyin Kampi. Hüseyin. Değil mi? Yani stoper transferi gerçekleşmesi öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Sağ açık. Sağ açık Sturridge şu andaki kadroda. Sturridge. Evet. Sol. Sol Vakame. 6 numara. 6 numara Sosa. Kesin. Evet. Ndiaye'yi 10 numara gibi oynatır diyorsun. Evet. Bence üçlü orta saha ama ofansif orta saha gibi. Yani 4-3-2-1 gibi oynayacak ama Badu pozisyon icabında top Trabzonspor'dayken 10 numara, yani ofansif orta sahada top rakipteyken o iki, yani Sosa'nın önünde iki orta saha gibi olacak. Ama, tamam. Sosa'nın yanında şu andaki görünüşe göre Mikel ama bence Parmak alacak forma zaman içerisinde. Bunu tabii yanılabiliriz de bu hocanın tercihi sonuç olarak. İleride de Sörlot'u göreceğiz. Ama Ekuban'ı yok saymak istemiyorum. Çünkü o sakatlanmadan önceki Ekuban o formuna geri kazanırsa ikinci bir forvet olarak, yani gezen bir forvet olarak, kanat forvet olarak da Ekuban'ı da izleyebiliriz. Ekuban da yani o kadar aslında iyi isimler var ki biraz sezon başındaki fiziksel yükselişi yakalarsa, evet. Daniel Sturridge için de işi çok zor. Kesinlikle. Bak burada yıldızlar ayrı. Obi Mikel, ben de saygı duyuyorum geçmişine, kariyerine. Daniel Sturridge için çok şeyler verebileceğini düşünüyorum Trabzonspor'a. Ama Trabzonspor'un kadrosunda geçen yılda var olan Abdülkadir Parmak ve Ekuban'ın, sakatlık öncesi Ekuban'ın banko iki tane oyuncu olarak görüyorum. Ama şimdi şöyle bir de bir sorun ortaya çıkacak Trabzonspor'da. İki transfer daha yapacak muhtemelen Trabzonspor. Bir stoper, bir kanat. Yani her iki tarafta da oynayan bir kanat oyuncusu alacak. Doni Savdia şu anda ilk etapta kiralık olarak gönderilmeye çalışıyor. Çünkü bir potansiyeli olduğu düşünüyor Trabzonspor scout ekibi, teknik ekip. O potansiyeli Trabzonspor'da yansıtamadığını düşünüyor. Önce kiralık verebilir miyiz diye bir görüşmeler yapılıyor. Muhtemelen Malatyaspor'la ve Kayserispor'la şu anda ismi anılıyor Doni Savdia'nın. O giderse 13 yabancıya düşecek. Bir transfer daha yapabilmesi için bir oyuncuya daha göndermesi gerekecek Trabzonspor'un. O bölgede en zayıf halka gibi gözüken şu anda Ivanildo Fernandes. Sporting Lisbon'dan kiralık olarak alınmıştı. Stoper gençler de var yani. Evet. İyi gençler de var. Yani Atakan, Atakan var. Evet. Bravo. Atakan var. Şöyle ben, bir sorun benim olacak. Benim çok hoşuma gitti o stoper genç. Mecburi Atakan. Olarak iki tane yabancı oyuncuyu kadroya almayacaksınız Trabzonspor'da. Aa bak. Kimi almayacaksınız? Bravo. 12 değil mi? Şey, evet. Esame listesinden bahsediyoruz. Bravo. Kampi'yi alacaksın. Ben şimdi tek tek. Öyle Novak. Sayalım. Kampi, Novak, Pereira 3. 3. Evet. Sosa 4. Mikel 5. Badu 6. Badu 6. Vakame 7. Ekuban 8. 8. Sörlot 9. Sturridge 10. Sturridge 10. Var var da. 2 tane transfer yapılacak işte yabancı. 11-12. Onazi dışarıda kaldı. Hüseyin'i dışarıda kaldı. Ivanildo Fernandes. Onu mecbur, yani transfer yapacaksa mecbur gönderecek zaten. Ama şimdi Hüseyin'i gerçekten bence sakatlanmadan önce çok çok iyiydi. Evet haklısın. İyi bir performans sergiliyordu. Stoperler arasında çok çok da öne çıkan özellikleri var. Özellikle ilk müdahaleleri, hızı olarak çok iyi bence. Ama şu andaki süreçte kim yedek kalacak? Yani yedeğe bırakıyorum, tribüne gitmek zorunda kalacak. Yani çok birbirine yakın oyuncular var. Ama tabii mesela vazgeçemeyeceğin oyuncular Sosa, Sörlot, banko bir kere. Bence. Sturridge de banko. Vakame'nin alternatifi yok. Kampi de banko. Vakame de banko. 5 tane banko sayılır. Onazi tribüne çıkar. Pereira ile Novak da banko. 7. Onazi mi çıkar?
Orta saha işte. Eski haline dönerse nasıl ona Aziz'i tribüne gönderecek? Orta sahada işte. Ona ya Obi Mikel'i yapacak. Ndiaye de var. 8 oldu. Çok zor. Acayip zor. Çok zor. Çok zor yani. Ya gerçekten güzel İşin bir kadrosu çıkamaz. Var Trabzonspor'un aslında. Obi Mikel'le Onazi'den bir tanesi. Çünkü orta sahada çok... Onlar değişmeli gidecekler. O yüzden acaba Onazi... Onlar değişmeli gidecekler. Ha, kalır diyorsun. Hayır hayır. Kadroya zaten yazılıyor. Ama bir maç bir tanesi gider. Formsuzsa öbürü gider. Vesaire. Bir de stoper yedeği. Başka evet. alternatif gözükmüyor şu anda. Yani stoperlerden birine yani fedakarlık yapacak. Şeyini, evet. Evet, oradan bir fedakarlık kesinlikle olacak. Bir de orta sahadan olacak. Çünkü başka bir ihtimal yok. Bir de Todor Nedelev konusu var. Oyuncunun kendisi gerçekten Trabzonspor'da oynamayı çok fazla istiyor. Ancak kulübü sürekli olarak fiyat artırımına gidiyor. Mainz'le olan anlaşmasından dolayı bu transferi Trabzonspor eğer kiralamayla dahi gerçekleştirirse alacağı paranın yarısını Alman kulübüne vereceği için fiyatı her zaman daha üste çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca 7 ila 8 farklı menajer şu anda Todor Nedelev konusunda Trabzonspor'un kapısını çalmış durumda. Dolayısıyla Trabzonspor bu transferi biraz beklemeye aldı ama oyuncuya olan ilgisini kaybetmiş değil. Çünkü Nedelev hem ofansif orta sahada görev yapıyor hem de sağ kanatta görev yapabiliyor ve sol ayaklı bir oyuncu. Çok sol ayağıyla çok sert isabetli şutlar çekebilen bir oyuncu. Oyuncuyla ilgisi de hala Trabzonspor'un devam ediyor. Sen ne diyorsun? Yani Nedelev Bulgar oyuncu çok tanıdığım bir oyuncu değil. Yunus'un anlattığı kadar bir önceki programda da aynı şeyi anlatmıştı. Biraz Yusuf Sarı ya benzeyen ya da Abdülkadir Ömür'e benzeyen tarzda bir oyuncu. Tabii ikisinde şu an sakatlıkları var. Yusuf da uzun süre mi? Yok, Yusuf Sarı yani kupa maçına yetişmez Denizli maçına ama Kasımpaşa maçında muhtemelen sahada olacaktır. Ha, yani Yusuf daha kısa süreli ama sonuçta senin de söylediğin gibi orada bir alternatif de gerekiyor. Emre Kame'nin kanadında da oynayabilecek bir oyuncu gerekiyor. Tanıdığım bir oyuncu değil. Ama şunu söyleyeyim, yani benim bunca yıldır takip ettiğim transfer piyasasında bir oyuncu 7 tane menajer öneriyorsa oyuncunun kalitesinden bahsetmiyorum. Oyuncunun transferinden korkacaksın. Yani 7 kişi senin kapını çaldıysa o oyuncuyla ilgili oyuncu sıkıntı vardır diyorsun. Ya kalitesinde, karakterinde vesaire demiyorum. Ama başın çok ağrır. Mesela Ahmet Ağaoğlu şey demiş, hatırlıyor musun? Bizim yayınımızda yağmurlu bir havada geldi yayınımıza. Rastlantı aldık hemen başkanı. O da kırmadı bizi. Ben dedi Storich dedi tamam bir star oyuncu transfer ettik. Şorlat'ı aldığımda Trabzon'da, Türkiye'de herkes ya işte bu oyuncuyu nereden aldın? Kim bu? No name bir isim. Ne yapacak Şorlat? Gelip Trabzonspor'un santroforu mu olacak? Nereden buldunuz? Diye hep tenkit aldım dedi ama şimdi görüyorsunuz dedi. Yani şu anda da niye satın alma opsiyonunu şimdi kullanmıyorsun diye eleştirileri alıyoruz dedi. Yani Sörlot'un bu performans sergileyeceğini açıkçası ben de şahsen bu kadar etkili performans sergileyeceğini beklemiyordum. Ama ben o dönem geldiğinde şu yorumu yapmıştım. Crystal Palace bir oyuncuya çok ciddi bir maliyet ödeyip bu transferi yapmışsa bir şey görüp bu transferi yapmıştır. O İngiliz kulüpleri bir oyuncuyu uzun süre takip etmeden kesinlikle. Sadece sahaya da bakarak değil, saha dışındaki özelliklerine de bakarak transfer eden son kulüpler. Son 2 dakika bu arada. Dolayısıyla böyle bir oyuncunun beklentisinin çok üst düzeyde olduğunu Trabzonspor tarafından biliyorum. Sadece bu yıl değil aslında. Geçtiğimiz sezonda transferi için uğraşılmıştı. Bence Trabzonspor bu oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra çok ciddi rakamlar kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Ya ben şimdi son bir futbolcularla konuşuyoruz. Burada Antalya kampında birçok oyuncuya şampiyonlukla ilgili birçok soru soruyoruz. Aşağı yukarı herkes Trabzonspor'la Fenerbahçe'yi kafa kafaya yani. Biri Trabzonspor'u bir tık önde görüyor, biri Fenerbahçe'yi bir tık önde görüyor. İkisinin ortak özelliği ne? Şorlot'u hepsi beğeniyor. Şorlot ve Vedat Muriç. Çok doğru. Madem öyle dedin, gol krallığı yarışıyla ilgili. Şu an ikisi de eşit galiba gol sayısı. Muazzam bir analiz hazırladık. Onunla veda edelim. Gol krallığı yarışı analizi. Transfer raporunu kapatıyoruz. Atlantis Deluxe Otel'de.